Efendim hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Başkanlar Konuşuyor serisinde bugün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaat, emlak, konut ve taahhüt sektörünü konuşacağız. Çok değerli başkanlarımız stüdyomuzda. Gündemdeki en önemli konu ve Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen konuları da bugün masada değerlendireceğiz. Çok geniş masamız ve çok değerli konuklarımız var. Adettendir hoş geldiniz diyoruz. Selamlama konuşması ama bütün başkanlarımızı kamuoyu yakından tanıyor. Kayımder heyeti burada. Başkan ve yardımcıları burada. Kayımder Başkanı Sayın Levent Akdoğan, aynı zamanda Ankara İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Size de hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Diyorum. Aynı zamanda Levent Akdoğan Bey, Kayımder Başkanımız, İyi bir Hatip eş başkan bugün. Eş başkan moderatör. Teşekkür ederim. Ben asist kralı, siz gol kralı olacaksınız. Siz çünkü sektörün içerisinde pası ve dağıtmayı da iyi biliyorsunuz. Çok gollü bir herhalde yayın olacak. Yayın olacak, katılıyorum. Ben de oğlum kralı Hristiyan olarak burada takip edeceğim. Yazsın gibi hatipler varken bana da fazla iş düşmez ama adımız üzerinde moderatör. Dağıtıcı ama dağıtan burada var. Onun için ben de toplayıcı olurum. Eğer çok sabaha kadar sürerse belki biraz toplarız diyorum. Ve Yalçın Dağtekin dostumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayımder Başkan Yardımcısı. Ve zaten Yalçın Dağtekin İnşaat'ın tüm prezentasyonunu kendileri yaptığı için ekran ve mikrofon hakimiyeti zaten var. Bugün herhalde sektörün sorunlarını da çok iyi şekilde dile getireceğine hiç şüphem yok. Ve Murat Sungur Üstadım, hoş geldiniz. Yine Kayımder Başkan Yardımcısı ve Sungur İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyoruz. İki spor, iki resmi konuğumuz var maşallah üstadım. İyi dengeyi sağladık. %50. Bugün sizi kurtarayım diye Ömer Bey sporu giydim. Ya isabet olmuş ben ama üstte hemen kravat takardım yani yukarıda ben bir tane resmi giyerdik ama programımız samimi, sıkıntı yok. Ama yani Yalçın Bey de bugün maşallah var Allah'ın razı olsun, Murat Bey de milletvekili adayı gibi duruyor. Lacivert beyaz üstad takımda tam olmuş. Ama buradan da sizin Antalya seyahati var. Resmi bir çalıştay var zaten. Ona da hazırlık. İnşallah orada Bakan Bey ile görüşürüz. Murat Bey inşallah milletvekili adayı Kayseri'de. Bence sakıncası yok abi. Yani minare mihrap yerinde hiç sıkıntı yok. Evet. Ama Yalçın Bey herhalde biraz daha ticarete devam ediyor. Onu göndermeyeceksin. O çok hareketli. O çok hareketli. Zaten mecliste hareketli gerek yok diyorsun ona. Tamam üstadım, çok güzel. Bu kadar girizgahtan sonra programın da keyifli sohbet şeklinde gideceği de belli oldu bu girizgahtan sonra. Ben ilk sözü eş moderatör olarak size bırakayım. Programda ilk önce biz içerisinde bulunduğumuz ve terk etmek üzere olduğumuz yılı değerlendiriyoruz. Allah bir daha böyle yıllar, pandemiler göstermesin de demek gerekiyor. Çok fırtınalı bir yıl geçti. Tamam biraz azalıyor gibiydi ama içerisinde yaşadığımız unsurlar, iç ve dış gerek ekonomik gerek sosyopolitik olaylar, coğrafi hareketlilik, demografik hareketlilik, ekonomik hareketlilik de maşallah dedirtti. Ve bunun herhalde en çok çilesini çeken, en çok sıkıntısını çeken sektörlerden birisi de Zat-ı Aliniz'in başkanlığını yaptığı Kayımder ve o inşaat, emlak, konut sektörü oldu. Söz sizin, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim Ömer Bey. Önce TV Kayseri izleyici dostlarımıza, Medyanet izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizi selamlıyorum buradan. Hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim inşallah bu yılları bize aratmaz, bu günlerimiz bize aratmaz. 2021 yılı hem ekonomik hem sağlıksal, her türlü hem felaketler biliyorsunuz işte seller, depremler. Rabbim bir daha göstermesin. İnşallah 2022'de gülen, böyle bahar yaşayan bir Türkiye'yi görürüz. Hep beraber bunu yaşarız. Niyetler olmazsa, hayaller olmazsa başarı olmaz, mutluluk olmaz, hayat olmaz. Biz böyle hayalimizi ve niyetimizi bu şekilde tutacağız ki inşallah 2022'de bunun güzel günleri göreceğiz. Sağlıklı, sıhhatli, hem ekonomik olarak hem de sağlık olarak bunu hep beraber yaşarız diyerek çok bu niyetlerine önce konuya girmek istiyorum. Çok güzel. Allah niyetinizi daim kılsın. Güzel niyetler. Amin. 2021 yılı tabii ki ekonomik olarak artık sağlığı aratır duruma geldi. Özellikle son çeyrekteki yaşanan döviz kurundaki bu artışlar, spekülatörler oluşturduğu bu yüksek rakamlar şu anki ekonomiyi kilitlemiş durumda. Arz talep dengesini bozmuş durumda, tedarik zincirini bozmuş durumda, insanların psikolojisini bozmuş durumda. Aslında bu hepsinden daha önemli olarak görüyorum ben. Yani
Euro dolar artabilir, döviz artabilir, altın artabilir, faiz düşebilir, artabilir. Bunlar geçicidir ama 2021'in son çeyreği, özellikle son iki aydır yaşananlar insanların psikolojisini tabii ki yıkıma uğrattı. Bunların telafisi kolay değil ama biz bu umutlarımızı yeşerterek insanların tekrar toplumumuzun özgüvenini ve umutlarını yeşertmek zorundayız. Biz işverenler olarak, çalışanlar olarak, memlekete katma değer sağlayan kişiler olarak biz buna öncülük etmek zorundayız. Bütün işverenlerle beraber. Rabbim inşallah 2022'de bunu da kısmet eder. Belki şöyle, 2022'de bu kısmeti biz de alalım diye 2021'de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ekonomik sıkıntıyı görüp parasını alıp kaçanlar, dövize yatıranlarla şu an piyasada olan, katma değer sağlayan, istihdam sağlayan kişiler arasındaki farklılığı Cenab-ı Allah da görüyor, halkımız da görüyor. Bu bir şekilde denge sağlanacaktır. Bunu söylemeden edemiyorum. Yani konumuzda belki inşaat sektörüyle ilgisiz diyemeyeceğim. Birebir ilgili. Yani bence çok güzel söylediniz. Bu dövizden yani istihdam sağlamadan üretimi durdurup yaptığı işi bırakıp dövizin altının arkasına saklanan kişiler er geç bunu kaybedecekler. Ya bunun hiç kaçarı yok. Çünkü Allah katında da kul katında da bunun bir bereketi yok. Aslında kendinde de bereketi yok. Yani bankadaki paran 10 liraymış, 13 lira olmuş. Bunun manevi hazını almadıktan sonra ortadaki para 13 değil, 300 olsa ne olur? Ömer Bey, yani orada bir yanına bir sıfır attık. Bir aynen. Sıfır daha attık. Aynen. O sizi mutlu etmez ki ama siz kendi şeyinizde burada bir istihdam sağlıyorsunuz. İnsanları bilgilendiriyorsunuz. Programlar yapıyorsunuz. Bizlere bu konuşma fırsatı veriyorsunuz. Derdimizi anlatma fırsatı veriyorsunuz. Sevinçleri paylaşma fırsatı veriyorsunuz. İşte bizde, Yalçın Bey de, Murat Bey de, bizde kayınderin üyelerinin şu an %80-90'ı faal olarak çalışıyor. Çok yani ben kendi derneğim ve üyelerim adına buna kefilim. Çünkü hiç kimse işini durdurmadı. Devam etti. Parasını alıp euro dolar yaptırıp beklemedi. Bunu bekleyenler zaten söyleyemiyoruz ama ben birçoğunu da biliyorum. Hangi gruplar olduğunu da biliyorum. Hatta şunu söyleyip böyle burayı tamamlayacağım. Ben şu an Cumhurbaşkanı olsam mevduatını dövizde tutan kişileri bir araştırırım. Yani araştırma derken şey değil. Yani bunu fişleme anlamında değil. Özellikle partinin idareci kısmındaki insanların bugün devletin yanında olması lazım. Nasıl ki biz katma değer sağlamak için, istihdam sağlamak için var gücümüzü, işimize, gücümüze veriyoruz. Tabii ki dolar, döviz bizi ilgilendiriyor. Tabii ki zararı oluyor mu? Oluyor. Bir sürü çırpınmalar bu. Riskler, alınan riskleri hepsini tabii ki bir şekilde karşılıyoruz. Herkesin bu taşın altına elini koyması lazım. Buradan da değerli izleyicilerimize bir öneri gibi diyeyim, ne diyeyim yani bir iyi niyet şeyi olarak da belirtmek istiyorum. Tekrarlıyorum, dövizdeki artışla bankadaki paranın yanına sıfır atılması insana zevk vermez. Sen kişilere istihdam edersen, bir üretim sağlarsan, katma değer sağlarsan o zaman onun verdiği haz oradaki sıfırdan daha fazladır. Para kazanmanız, daha kazanmasanız dahi. Ama Türk milleti büyük bir millettir. Cumhuriyetin çocuklarıyız. Bu cumhuriyeti ayakta tutmak için dış mihraplar dinliyor da şu an iç mihraplar dış mihraplardan daha tehlikeli. Yani dolarizasyon dediğimiz olay basit bir şey değil. Maliye Bakanımız dışarıdan herhangi bir şey yok. İçeriden manipülatif yapılıyor da açıklama yaptı. Dışarıdan müdahale yok dedi Nebati Bey. Çok net konuştu. Yani aslında sizin söylediğinizi rakamsal şey yapıyor. Evet, çok özür dilerim. Yani bunu biz ekonomist değiliz ama şöyle Ömer Bey, ben inşaat mühendisiyim. Statik olarak bana deseniz ki 6 metrelik boş bir konsol kiriş çalışır mı deseniz riskli kırılır derim. Çünkü mesleğim olarak ben bunu demek zorundayım. Ama bir inşaat kalfasına sorsanız bir şey olmazdır. Olmaz mı? Olmaz. Ama ben mühendis olarak bunu diyemem. Devleti yöneten kişilerin diyemeyeceğini, ekonomistlerin diyemeyeceğini bizler diyebiliriz. Yani bu ekonomi çok iyi bildiğimiz için değil. Ekonomi çok iyi bilmeyebiliriz ama somut görünen şeyi de
paylaşmakta hiçbir sakınca yani görmüyorum. Dışarıdan dış güçler var diyorsun ama Bakan Bey bunu ifade etmek istemedi. Dış güçler dünyada var, her yerde var Ömer Bey. Yani niye siz, demiş olabilir siz sizce? Açık kapı korsanız hırsız girer oradan. Yani niye böyle bir şey demiş olabilir? O da dış güçlere biz boyun eğmeyiz mantığından mı acaba dedi. Bence ama da karıştı onu dedi. O dönemsel olarak mesela o günkü kur artışında dış bir alım olmadı. İşteki lokal olarak olayı söyledi. Evet, dolarizasyonun arttığını, ondan dolayı yükseldiğini bence şey yaptı. Vurgulamaya çalıştı. Biz toplum olarak eğer ki dolarizasyona gitmezsek, Kayseri yanlış hatırlamıyorsam 7. sırada Türkiye'de dolarizasyonu olan, yani mevduatın dolar ve euro olarak tutan. Aslında bu çok da şey değil yani. Maşallah denilecek bir konu değil. Maşallah denilecek bir konu değil yani. Maşallah bir konu değil. Bu gemide hepimiz varız. İnsanlar aklını başına alsın. O dolar euronun artışıyla kazandığı para ne bereket getirir? Helallığı da düşünülür ben yani o kadar büyük konuşayım. Hani o da fetva gibi olmasın ama vicdanen ben rahatsız oluyorum. Öyle kazanılan paradan. İnsanların da bence iç dünyasında huzursuz olduğunu tahmin ediyorum. Biz içeride dolarizasyona döndüğümüz zaman, dolar aldığımız zaman ne yapıyoruz? Dış güçlere kapıyı açıyoruz, hırsıza kapı açıyoruz. Aynen. Sen de buradan devam et diyoruz, onlar da devam ediyor. ABD'nin işine geliyor. Aynen. Sektörümüze gelelim. Gelelim. Hatta program başlamadan size de şey yapmıştım, kısa bir paylaştım. Bizim programları seyreden insanların ekonomiyi falan izlemesine gerek yok, zengin olur zaten. Oo, ne güzel. Biz son 3 yılda yaptığımız, 2 yılda yaptığımız bütün programları ben şöyle tekrar bir gözden geçirdim. Öngörülerimiz %90'ı da tutmuş durumda. Özellikle son şeyde yaptığımız bir ay kadar falan oldu yani aynen, programda. Aynen. Şunu demiştim, gidin 100-200 bin, 300 bin ne varsa verin bir müteahhitten konut alın. Vadeli, kredi olunca çekeceğim deyin. O arkadaş da yani müteahhitin elinden bu parayı almıyorsunuz. Müteahhit de o parayı aldığı zaman gidip malzemeye yatırarak yine şey etmeyebilir. Yani zarar eder anlamında demiyorum. Zarar etmez ama o karı beraber paylaşmış olursunuz diye düşünmüştüm. O bir ay kadar bir sürede şu an konutlar %30 ile %80 arasında koydu. %30 koyan konutlar da zaten çok pazar olmayan konutlar. %80, %100'e kadar artışlar oldu. Yani bugün tabii ki alım gücü de düştü. Üst üste koyduğumuz zaman aynı konuta bugün ulaşmak çok zor. 2022'de daha da zorlaşacak. Yani değerli üstadlarıma da Yalçın Bey'e de bu konuda hatta detaylı açıklar. Şu an malzeme alımını yapamıyoruz. Bulamıyorsun, paranla da alamıyorsun. Bundan yansıması hep 2022 yılında şey yapacak yani piyasaya yansıyacak. Tabii bu da konut almak isteyen insanların çok zorlanacağı bir yıla giriyoruz. 2021'in aslında ilk çeyreği ve ikinci yarı dönemine kadar iyiydi. Pandemiye rağmen Türkiye dünyanın önündeydi. O kadar etkilenmemişti. Ama maalesef 2021'in ikinci yarısı ciddi bir şeyle karşı karşıya kaldık. Enflasyon da aslında yüksek. İşte dolar, euro kurlardı işte altında ona bağlı olarak. Çok yükseldi. Bunların şu an zaten etkilerini yaşıyoruz. 2022'de bu çarpanıyla beraber yaşatacak bize. Yani çarpı 2 olarak yaşatacak. Niye? İnsanların güven endeksi kalmadı. Neye kalmadı? Dolarizasyon diyoruz ya. Şimdi komşusu eğer dolar aldı 3 ay önce şu an çarpı %60 kazandı ise insan bunu bir daha yaşarım diye 10 yıl boyunca dolar tutuyor mevduatında. Bu mükerrer tekrar eder diye. Ha 10 yılda kaybettiklerini görmüyor. İşte 6 yıl sonra bir daha böyle bir şey olursa bir 160 daha kazandı. Ona mutlu oluyor. Altın çizdiği zaman aslında zarar ediyor. Çünkü hiçbir şey emtia yani şey finans sektörü işte para olabilir, altın olabilir, Bitcoin olabilir, şu olur, bu olur. Gayrimenkul kadar veya emtia kadar kazanamaz. Çünkü bu elle tutulan, gözle görülen bir şey. Ki önümüzdeki süreçte ben doların, euronun, paranın biraz değersizleşeceğine inanıyorum. Çünkü bitcoin'dir, altındır, şudur, budur. Bir sürü yeni bitcoin'den bahsediyorum yani coin'lardan. Bir sürü coin çıkıyor. Bunların da doları ve euroyu ve diğer para birimlerini zayıflatacağını, eski gücünün kalmayacağını
Bu gücü kim alacak? Tabii bu gücü emtia ve gayrimenkul ne iş yapıyorsanız ona yaptığınız yatırım alacak. Toprak alın, sulu arazi alın, ne bileyim, hayvancılık yapın, gidin konut alın, dükkan alın ihtiyacınız varsa. Ama parada durmayın. Onun bedeli bence önümüzdeki yıllar ödenecek. O para, dolar, euro tutanlar o karlılığını kaybedecek, şu anki yaşadığı karlılığını. En azından şunu yapabilirler, buna da kazandılar. Bari şey yapın da, TL'ye biraz güven verin, yani bozdurun da. Öyle bir vicdani şeyleri olabilir. 2022'de çok daha inşaat sektörünün parlak olmayacağını düşünüyorum. Arz talep dengesinin de bozulacağını, yani 2021'de pandemiye rağmen bozulmadı ama 2022'de bu döviz kurlarının etkisiyle artan maliyetler ve alım gücünün azalması, konuta ulaşılması zorluğu, tabii ki alım gücü azalınca satış da azalacak. Bunun arz talep dengesini bozacağı, birçok müteahhit arkadaşım da 2022 yılında, yani sohbetlerde de, yani konuştuğumuz zaman kendi aramızda da, 5 projesi varsa 1 projeyi yapacağım diyor. Yani ne yapayım diyoruz, malzeme bulamıyoruz, riske ne kadar gireyim yani. Allah korusun, bunun tabii ki kötü halleri de var, yani o duruma niye düşeyim diye. Böyle olduğu zaman ne olacak? Üretim 5'ken 1'e düşecek. Her müteahhit öyle düşündüğü zaman. Alım gücü azalsa da ama insanlar evleniyor, çoğalıyor, barınma ihtiyacı doğuyor. Bunların bir şekilde karşılanması lazım. Arz talep dengesi bozulup 2022'de konuta ulaşım daha da zorlaşacak gibi geliyor bana. Yalçın Başkan, ben hemen Yalçın Bey'e sözü vereyim. Sayın Yalçın Dağtekin'in hiç değişmeyen sloganlarından bir tanesi: kar, yağmur, çamur, döviz, euro beni ilgilendirmez, durmak yok, yola devam, ben yapar, satar, üretirim. Dedi evet. Ki doğrudur. Euro'nun çok büyük patladığı, kimsenin kolay kolay daire satmadığı dönemlerde en çok satışı gerçekleştiren iş adamlarından biriydi. Söz sizin. Nasıl evet. geçti bu yıl? Üstadım, çok şükür 2021 yılı aslında hem bizim için hem ülke için enflasyona sebep olan, yani bugün gerçekten de birden insanların koronadan çıkıp da bir şeylere saldırdılar. Bunun da bir enflasyonun etkisi oldu. Çok şükür biz konut satışlarımız çok iyiydi. Bütün dernek üye arkadaşlarımız olsun. Şu anda gerçekten ev yok. 2021'de ne yaptıysak hiçbiri kalmadı, hepsi satıldı. Yeni projelere şu anda yoğunluk veriyoruz. O yüzden aslında genel anlamda çok iyi. Sadece burada tabii döviz dolayı, dolar ve euro olayı var. Buradaki en büyük sıkıntımız şu anda maliyet artışları oldu. İşte demir aldık, demiri dolara çarptılar. Çimentoyu çarptılar, birketi çarptılar. Yani fiyatlarımız şu anda gerçekten de 2 kat, 3 kat maliyetler oldu. Bunun bir yansıması var, fiyatlarda bir artış var. Ama genel anlamda inşaat sektörü olsun, gayrimenkul sektörü olsun her zaman değerini kaybetmedi. Döviz yükselse de gayrimenkul değeri düşmedi. O yönden ev alanlar şu an için çok şanslı. Özellikle 2021'de alanlar çok şanslı. Çünkü 2022'de bu fiyatlar göremeyeceğiz maalesef. Bugün Merkez Bankası 1 puan daha faizleri düşürdü. Şu anda %14 civarı. Ben her zaman faizlerin düşürülmesinden yanayım. Çünkü paradan para kazanmak kadar herhalde dünyada veya hiçbir şekilde üretmeden, alın teri olmadan para kazanan insanlara karşıyım. Zaten paradan para kazanmıyor, ticaret denmiyor. Yani ticaret değil. Arbitraj karı denilen bir olay. Tabii caizse tefeciliktir. Ekonomistler onu şey de görmüyor, ticaret de görmüyor zaten. Bunu bakıyorum, profesör arkadaşlar var, iktisatçılar var. İkide bir faiz yükselt. Niye yükseltiyorsun kardeşim? Faiz sermaye. Sermaye eşittir, faizdir. Faiz eşittir, dolar, euro değildir yani. Sen bugün ikide bir faiz düştü, dolar yükselt, euroyu yükselt olayı oluyor Türkiye'de maalesef. O yüzden
Aslında hükümet çok güzel şey yapıyor. Çok da büyük risk alıyor. Çünkü paradan para kazanan, yıllardır biz bunu yaşıyoruz aslında. Ülke olarak maalesef bizim emeklerimiz, bizim üretimlerimiz birkaç tefeciyle, birkaç parayı işte dolara çevirip, euroya çevirip, borsaya çevirip, oradan parayı alıp kaçanlarla insanların emekleri buna gidiyor. Aslında hükümet yeni bu olaya el attı. Yani sonuçta gerçekten de yani ben dolar alıp dolar kazanacağım, para kazanacağım diye dünyada hiçbir şey yok. Öyle bir yer, şekil yok yani. Sen dolarını atır götür bankaya yatır Avrupa'da. Euro'yu götür bankaya koy, başına bela. Bizim ülkede maalesef adam dolar alıyor, euro alıyor, ondan para kazanma peşine düşüyor. Yani üretmeden bir şey kazanma peşindeyiz sürekli. Bunun da bir türlü önüne geçilmedi. Aslında çok basit bir şeydi bu. Yıllardır geldi böyle. Tezgah kondu, çekildi. Ney bu? Nereden buldun yasası diye bir şey var. Sen bugün gidiyorsun, dolar alıyorsun. Hayır kardeşim, parayı nereden aldın? Avrupa'da 10 bin eurodan fazla para aldı, hemen devlet peşinde. Doğru. Sen milyonlarca, milyarlarca doları birinin hesabından birine aktarıyorsun, birinden alıyorsun, birine geçiriyorsun. Hayırdır kardeşim, yani bu ülkede yani şey mi oynuyorsun, yani oyun mu, oyuncak mı bu? Yani ben bu konuda gerçekten faizden yana çok karşı bir insanım. Bunu da suistimal maalesef bizim ülkemizde ediliyor. Yani özellikle iç piyasada gerçekten çok müthiş şekilde şu anda suistimal var. İşte bugün ayın daha 15'i birkaç firmayla görüştüm. Ya biz stok sayımı yapıyoruz, mal satmıyoruz. Hayırdır kardeşim ya? Kaçıncı teknolojideyiz? Adam barkod sistemi çıkarmış, tık tık tık. Zaten günlük görüyorsun elindeki malı. Ama bugün gerçekten mesaj atıyor bir adam utanmadan. Biz stok sayımı yapıyoruz, yılbaşından sonra satış yapacağız. Allah Allah. Satmazsan satma, ben de senden mal almıyorum. O kadar. Ta giderim başka yerden alırım ama senden almam. Madem öyle, biz işimize devam ediyoruz. Yani bunu suistimal edenler için özellikle bugün benim gerçekten canımı sıktı. Ama güzel söylediniz. İyi yani. Bugünler geçince de aslında onu unutmamak lazım. Yani şimdi, not etmek lazım kenara. Eder üstad almaz. Yani şimdi her şey bitecek, gelecek. Evet. Ama ondan sonra da defterden gitti, çizildi evet. Yani artık yani. Sonuçta gerçekten de bu. Yani bakıyoruz sadece inşaat sektörü değil. Bunu her tarafta yapıyorlar. Sanki memlekette yağ yokmuş gibi bir yağ sloganı aldılar gidiyorlar. Her taraf yağ dolu abi. Aa, bakıyorsun. Parça yapıyoruz ya, yağ yap. Yani. Yani şemşamları yağ bitti. Yani ya. Yok çiftçiler, müşterim var. Ya diyor adam, geçen sene sattığım fiyata çekirdeği satamadım diyor. Hah, çok ilginç ya. Sen yağı 10 katına çıkarmışsın. Hayırdır? Adamın depoda çekirdeği duruyor. Buyur. Üstadım. Yani. Başkanım. Evet. Çok ilginç ya. Helal olsun. Maalesef. Yalçın Bey inan süpersin bugün maşallah. Yok vallahi peş peşe geliyor. Aynen. Vallahi çok iyi. Forvetler iyi bugün. İyi iyi vallahi süper abi. Ya işte maalesef bunları biz görüyoruz ama sosyal medyada büyük bir şey var. Yani artık dünya her şeyden bir şekilde haber oluyor ama bunu kötüye yorumlayıp bugün gerçekten bir olay daha oldu. Çok basit bir olay. Belki de Türkiye'nin hep haber olmuş. Bakıyorsun adam diyor ki Katar'dan Türkiye doları diyor 25 liraya borçlanmış diyorsun. Kim diyor bunu? Benim işte altta mesela bir işçi. Ya kardeşim nereden bu kadar haber aldın? Nasıl oldu? Yani hükümetin işi yok, gücü yok, gidecek sana. Sonra Katar senin Türk paran ne yapsın ya? Ya Katar emirinin Katar dolar verdiyse dolar ne alır? Bahs olabilir belki yani. Adam doların 25 lira olmasını istiyor ya. Vay be. Spekülatif olarak bunu yükseltmeye çalışıyorlar maalesef. Bu var. Yani bu 2-2-4. Sen bugün doları yükseltmek için her şeyi yapıyorsun ve bizim milletimiz de maşallah çok güzel alıyor şeyi. Dolar nasıl yükselecek? Dolar alalım. Sosyal medya algısı. Evet. Yani Yalçın Bey. Her şeyi abi insanlar kabullendiriyor. Yani şu su değil kola diye satabilir yani. Sosyal medyada şunu yayınla. İnanıyorsun abi. Sana döndürsen de inanıyorum bu sefer.
Ya işte sürekli her gün konuşan Kerem Adı kendinden menkul. Hani burada herkes çok büyük iş adamı, inanılmaz katma değer üretiyor ama iki lafının bir tanesi biz ekonomist değiliz diyorsun. Ki ekonomide inanılmaz katma değer üreten biri olarak ve bu sivil toplum örgütünün başında olarak çok mütevazı davranıyorsun ama adam orada çıkıyor. Yani her şeyi kendi koymuş, yapmış gibi konuşuyor. Buyur bir ay öncesinden sosyal medyada çok özür dilerim Yalçın Bey. Dolar 15 lira diye böyle bir sürü paylaşanı gördüm ben. Ya bu kadar böyle bir şeyi bu kadar kişinin bilme şansı yok ki. Derken el birliğiyle yaptık abi. Ama o kişi bir yıl önce de diyordu biliyor musun? Bir yıl önce de diyordu. Aynı şahıs bir yıl önce diyordu. Aynı şimdi dediğin gibi atıyor. Nasıl? Bunu hep deniyor. Ne zaman sosyal medyada biraz taraf buldu. Ondan sonra çığ gibi büyüyor. Abi 100 kişi 15 lira oldu deyince oluyor zaten. Bravo. Ben hemen bunu teyit etmek için size bir şey söyleyeyim. Bir tarihte bir tanesi demiş ki şu bakan gidecek demiş. Gitmemiş 4 sene. O görevde kalmış. Onu diyen yazar, onu diyen dergi kapanmış. Ya hata etmedin mi demişler son gün. Ya bir gün gelecek görevde gidecek mutlaka dediğim doğru çıkacak da zaman tutturamadım. 4 sene 5 sene falan demiş. Onun gibi ya bir gün 40 günü yani bir dersen. Yani bu psikolojinin de gerçeği, o algı senin dediğin gibi müddet sonra gerçeğe doğru dönüşüyor. Evet. Üstadım çok güzel konuşuyordun, bizi de konuşturdun. Buyurun sözünü kestik, süre tutuyoruz. Süre senin abi, buyur. Şimdi üstadım, bugün gene güzel bir şey oldu. Asgari ücret açıklandı. Tarihte belki de şu son dönemdeki en yüksek oran 4.250 lira oldu. %50 civarında bir artış var. Burada bir güzellik daha var bizim için de, işçilerimiz için de. Tabii vergi, işçilerden kesilen vergiyi de iptal etti hükümet. O yönden de güzel bir şey oldu. İnşallah ben her zaman emekten yanayım. Yani biz de işçilikten gelmeyiz. O yüzden işçilerimizin her zaman geçineceği, rahat olacağı bir ücretin verilmesinden yanayız. İnşallah bu enflasyondur, dolardır. Bunlarda ben mutlaka geri geleceğini düşünüyorum. Özellikle bazı ürünlerin gerçekten sabote ediliyor. Her şeyimiz var çok şükür ülke olarak. Yani bugün 10'a kadar bir şey var. Spekülatif hareketler var. Bu yanlış bir şey. Ama inşallah bunların çözümü olacak. Ben bugün diyorum gerçekten şekeri stoklayanlar var. Yani her şeyi stokluyorlar. Bu bir gerçek. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten de bu gıdayla oyun olmaz. İnsanların sofrasıyla bence oyun olması çok büyük yanlış. Bunu yapanlara da bence büyük cezalar verilmesinden yanayım. Çünkü... Bu şey değildir. Bence bir suçtur. Tutup da sen vatandaşın dağda, tarlada ürettiği malı stoklayıp da ondan sonra yok demen veya öbür türlü şey yapması yazık günah. Bu milletin ekmeğiyle oynamak, ekmeğiyle şey yapmak, ticaret yapmak yanlış bir şey. İnşallah bununla ilgili bir önlem alınır. Bu genel anlamda bence şeydir. Yani tutup da doğru ev almayabilir bir insan. Araba almayabilir ama tutup da sen bunun ekmeğiyle, ekmek alıyor, unla oynuyorsun, yağıyla oynuyorsun, şekerle oynuyorsun. Yani bu gerçekten ahlaksızca bir hareket, ticaret değil bence. Bunlar da inşallah kısa zamanda önlem alınırsa, işçilerimiz de inşallah biraz daha bizde olsun, kendiler olsun, şeyle çok rahat bir şekilde geçinirler. O yönden de hayırlı olsun asgari ücret. Bütün emekçi çalışan arkadaşlarımıza. İsterseniz şöyle yapalım mı üstadım? Müsaade buyurursanız ilk turada 15 dakika kaldı. Yani ilk turda bile iyi hızlı gidiyoruz ama birinci turu İkinci bitiriyoruz. İkinci turda çok daha şeyler var. Çok güzel konular var Ömer Bey. Ben üstadıma isterseniz burada söz vereyim. Yalçın Bey sana döneceğiz abi. Tamam üstadım. Bir Sayın Murat Sungur Bey de bir yaşadığımız yılı, fırtınalı yılı sizden bir dinleyelim. Nasıl geçti, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl projeksiyon olur önümüzdeki sene? Geldiğimiz noktada gerçekten çok acı bir noktadayız. Taahhüt firması olarak, taahhüt firması iş yaparak çalıştırdığımız Murat Bey taahhüt işleri yaptığı için genelde biraz da
başkan o bölümdeki başkan yardımcılığı çok güzel. Konut dışında kamu işlerinin yapan taahhüt firmalarımızı temsilen de konuşmuş oluyor. O zaman çok onun konusu var. Evet, biz, çok da önemli. Biz çok dertliyiz. Vallahi dertli aşırı, aşırı dertliyiz. Vallahi burada derdi dökeceğiz. Geldiğimiz noktada geçtik işler açısından taahhüt firmalarında. Yani bu yılın 2021'in ilk başından bu tarafa en mesela demiri 3.800-4.000 lira civarında alıyoruz ilk çeyreğinde. Şu anda 11.700-12.000 liradan aştı. Birim fiyat olarak aldığımız rakam da 7.440 lira ve bunun yanında da tezilatımız var. Yani bir ihaleye girerken %10, %20, %30 ne kırdıysam 7.440 liradan bunu kırıp tekrardan o rakamın altına atıyorum. %20 kırdıysam 7.14 düşer. Bizim elimizde 5.600-6.000 lira civarında bir para gelir. Şu anda geldiğimiz nokta taahhüt firmalarımızın tümü zarar etmek durumunda. Ve acilen Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın buna acilen ilgilenip fiyat farkı kararnamesi çıkarıp veya tasfiye kararnamesi çıkarıp bizleri bu yükten kurtarması lazım. Benim elimde şu anda nereden baksan 50 milyon yakın iş var Kayseri'de. Kayseri dışına çıkmadık. Ama şu geldiğimiz nokta çok acı durumdayız. Malzeme bulamıyoruz. Malzeme tedarikte zorlanıyoruz. Tedarikteki zorlanmanın dışında bağlantı yaptığımız firmalara işte şu malzememizi getirin, şunu yapın, şu işlerimiz yürüsün dediğinde abi malzeme yok deniyor. Bugün 1 liraysa yarın 2 lira. Geldiğimiz durum çok işler acı. 2018 yılının krizini yaşadık. 2018 yılı krizi bundan çok çok iyiydi. Çok da rahatlık. Ama şu anda gerçekten şu son dönemlerde tamamen doların, euronun artması. Ya bizim sektörde evet dolarla, euro ile işimiz yok. Biz TL ile çalışıyoruz ama her şey dolar endeksli, euro endeksli. Bugün bile demir fiyat alıyor 12.5 diyor. 12.5 lira. Çimento 11 liraya alıyorduk çimentoyu. Şu anda 30 lira oldu. Geldiğimiz noktada. Siz ihaleye girdiğinizde teklif verirken tabii ki artışları öngörüyorsunuz ama bu kadar elde artışı mı öngöremiyorsunuz? Tabii göremiyoruz biz. Mesela biz 3. ayda aldığımız işlerde diyorduk ya biz ihale karşı atıyorum 6 milyon lira. Yaklaşık çıktık attığımız rakamlarda. Biz bunu 5 liraya alırsak %20 gibi para kazandırır. Allah bereket versin der çıkardık. Hepimizin. Tüm taahhüt firmalarının yaptığı buydu. Ama şu anda geldiğimiz ortamlarda para kazanmayı bırak. Zarar eder durumlara geldik. Zarar rakamlarda. Çok zaten. Aşırı dereceye yani. Şu anda geldiğimiz rakamlar öyle ufak tefek bir rakamlar değil yani. Ve bu sizin sektörde olanların tamamı için geçerli değil mi? Şu Kayseri Türkiye genelinde büyüğünden küçüğüne fiyat farkı almayan kurumlardan bizim belediyelerde fiyat farkı diye bir şey yok. Bazı kurumlarda fiyat farkı var. O fiyat farkları da tefettüfe ile veriyorlar. Tefettüfe endeksi de zaten düşük çıktığından dolayı o da aldığımız fiyat bizleri kurtarmıyor. Ama tüm belediyede taahhüt işleri yapan arkadaşlarda da fiyat farkı kararnamesi gibi bir teklifimiz yok. Bunların da acilen değerlendirip çıkan ihaleleri bundan sonrakilerde fiyat farklı çıkmalarını bizim gibi müteahhitleri zor durumda bırakmamalarını isteriz. Yani bu böyle giderse herhangi bir kamu ihalesine kolay kolay teklif verecek bir müteahhit de bulunamayacak. Bulunamaz. Bulunamaz. Bir de şu da var. Yani yarın bizlere bir şey olur bizim çevremizdeki insanlar da gidecek. Allah göstermez. Yani biz hepimiz şu anda o durumdayız. Bugün çok özür dilerim. Bir üyemiz aradı bir arkadaşımız. 70 milyonluk taahhüt işim var diyor. Yemin ediyor 30 milyon zararım var diyor. Oo. Yani aynen. 10 yıldır 15 yılda kazandığım parayı diyor buraya gömdüm şu an diyor. İtibarını kurtarmaya çalışıyor. İtibarını kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki yani Murat Bey'in dediği gibi kendi hadi ben iflas ettim bırakıyorum demesiyle bitmiyor ki iş. Onun arkasında kaç kişi daha geliyor? Ve buraya gelene kadar kaç yıl geçiyor ve o bir evet. Zincir oluşuyor ve bir ismi oluşuyor. Babadan dededen gelen bir kurum kültürü kurum, bir var ve yüzlerce kişi var. Hayır, bu da milli bir kazanç yani bir şirket kendini geliştirmiş. İşte 50 milyon, 100 milyon taahhüt işlerini yapar hale gelmiş. Bunu becerisi, tekniği, ne bileyim geçmişe dönük tecrübesi hepsini üstüne eklemiş. Bir marka oluşmuş. Doğru. Bu markayı kaybetmek, bunun da bir değeri var marka değeri. Olağanüstü var. Yani bunu kaybedince sadece o kaybetmiyor ki. Memleket olarak biz de bir milli bir şeyimiz kaybetmiş oluyoruz. Ve yani. Burada bireysel anlamda bu son yaşananlarda kişilerin de, yani vatandaşın da, işte bu mesela müteahhitin de ne bileyim diğerinin de suçu yok. Evet, yani evet. Yanlış yönetir, yanlış yapar, yanlış batırır. Ama burada o ayrı ama burada onun donelerde onun suçu yok. Şey gibi olsa
yanlışsam Murat Bey de muhtemelen katılır. Yani %5 zarar edebilir. Şunu evet. denebilir. O zaman biz vatandaş olarak veya meslektaşım bile olsa ben dışarıdan bakarak ya taahhüt firmasısın. Geçen sene %15 kazanmışsındır. Bu sene %5 kaybedebilirsin. Olabilir. Kardeşim buna razı olacaksın diyebiliriz. Makul. Ama %30'lar insanı yani ciddi bir şeye sürükler. Yani, yani öngörülebilir bir şey değil. Dediğiniz gibi bir kişinin değil, üç kişinin değil, beş kişinin değil. Yani benim hep söylediğim bir şey var. Bizim sektörde de aynı. İşte 430 tane varken 24 tane kaldı uydu televizyonu. Ya bu 430 taneden 24 tane kalıyor. 430 tane de baktığınızda ya çok affedersin bunların hepsi mi işi bilmezdi? Hepsi mi beceriksizdi? Bir tane ya baktığında bunlar hepsi iş adamı saygın insanlar ve düşme nedenlerinin hepsi maliyet artışı. Yani evet. çok enteresan bir şey. Onun için burada cidden üstadım konu çok net anlaşılıyor. Devlet haklı şunu yapacaktır Ömer Bey. Bugün zaten gösterdi onu da. 4.250 lira asgari ücret hayırlı olsun. Tabii ki bu geçinmeye bile yetmeyebilir. Yani gönül ister ki 10.000 lira, 15.000 lira verelim. Doğru. Yani bizim halkımız, bizim emekçimiz bunları hak etmiyor, fazlasıyla hak ediyor. Ama o 4.250 lirayı verecek işletmeciyi de devlet haklı koruyacaktır. İnşallah Murat Bey hayırlı haberlerde. İnşallah. Yakın zamanda alırız da sizlerin de kaybı, oradaki zararınız kısmen de olsa telafi olur. Zaten hepsini telafi etme şansı yok. Biraz önceki anlattığım arkadaş 30 milyon zarar ediyordur da fiyat farkı gelirse bu zarar 15'e düşer. 15'i kaldırabilir ama 30'u kaldıramayabilir. Ama başkanım en azından ayakta durmamızı sağlar. Doğru. Bu ayakta durmadığımız süre bizlerin gitmesi demek yani her türlü imkansızlığın ortaya evet. çıkması demektir. Allah kahretsin. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Şu geldiğimiz noktada gerçekten çok acınacak durumdayız. Doğru. Allah kurtarır inşallah. Dediğiniz doğru. Sektörün devamlılığı için o batsın bu gitsin, ölen olur, kalan sağlar bizimdir kimse diyemez. Bu bir zincir. Evet. Kime sürükleyeceği, arkadan neye götüreceği belli olmaz. Bir yerde bir fırtına varken her tarafa da vurabilir. Yaşaması çok önemli. Evet biraz zarar etsin, az zarar etsin ama müessese yaşasın, evet. Devam etsin. İstihdam burada çok çok önemli. Devlet bir kişinin maliyeti işe yerleştirmek için işte bir sürü kısa çalışma ödeneğinden tutun da işbaşı eğitim programına kadar istihdam için çaba sarf ederken bu tarafta bir sürü insan çaba sarf ediyor. Suriyeliler geliyor hatta orada iş bulabiliyor. Ama bir müessesenin kapanmış olması ki konut sektörü, inşaat evet. sektörü başkanım, yapı sektörü veya sizinki gibi taahhüt sektörü kamyoncusundan tutun da herhalde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlıyor. Maalesef. Şu dünya, anda dünya ekonomisinin lokomotifi inşaat. Doğru. Yani Amerika'da bile inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü ekonomideki verileri açıklarken ilk onlardan başlıyorlar. Yani konut fiyatı şöyle oldu, inşaat maliyeti arttı, azaldı diye. Yani sadece şu moda oldu ya işte Türkiye'de ekonomi beton ekonomisine döndü diye bir işte şey çıktı. Yani bu doğru değil. Geçenki programda da söyledim. Biz bu betonu öğreneceğiz, inşaatı öğreneceğiz ki dünyaya açılacağız. Doğru. Malzeme satmayı öğreneceğiz. İnşaat sektörü, inşaat malzemesi, inşaat tedarik zinciri, dünya bütçesinde ciddi yeri var. Doğru. Belki de en büyük kalemdir yani doğru. dünya bütçesinde. Doğru. Biz demir üretmeyi öğrenirsek, işte ne bileyim inşaatta kullanılan katma değeri yüksek, hacim olarak küçük, ağırlık olarak küçük, kıymetli şeyleri ihraç ettiğimiz zaman ülke ekonomisini bu şekilde kalkındırabiliriz. Yani betona dökülen parayı üzülüyoruz ama oradaki yetişen hem inşaat sektöründeki firmalar hariç diyorum. Bakın onlar zaten gidiyor. Burada kendini geliştiriyor, büyüyor, yurt dışına açılıyor. Bir sürü firmamız var biliyorsunuz. Çok doğru. Onun yanı sıra bu inşaatlara tedarik sağlayan organizedeki birçok fabrika kendini geliştiriyor. Çok iyi, doğru. Kalitesini artırıyor. Böyle yapınca ne oluyor? Dünyaya rekabet edebilir hale geliyor. İş gücü ve inşaat artırıyor. Özellikle işsizlik için inşaatın müthiş bir yoğun bir şekilde işsizliği gerçekten faydası var. Sadece beton demir demek gerçekten yanlış. Zaten bizim kalemlerimizin içinde beton demir çok azdır. Bugün mobilyasından özellikle eşyasına kadar tamamen lokomotif şeklinde. Bunları iş gücü olarak koyduğumuz zaman inşaat sektörü gerçekten belki de en büyük işsizliği önleyen sektör bence. Şu an Kayseri'deki mobilya firmaların %...
60-70'idir muhtemelen yurt dışına çalışıyor. Doğru. Yani biz inşaat yapmasaydık, bu tecrübeyi kurdurmasaydık, bu fabrikayı kurmasaydı ihraç edecek nerede? Mobilya ihraç edecekti. Az çok rakamı bilmiyorum yani şu an şu kadar dolar diyemem ama sonuçta bir ihraç kalemi var. Ve o fabrikada çalışan 20-30 kişi, 50 kişi ihraçtan gelen parayla ailesine ekmek götürüyor. Bu memlekete bir katma değerdir. Kesinlikle taahhüt sektörü de son derece inşaat da önemli. Beton falan deyip, demir deyip yani geçmemek gerekiyor. Evet. Bugün gurur duyduğumuz otoyollar, iple çektiğimiz hızlı tren, gurur duyduğumuz o tüneller, evet. İşte yıllardır yapılamayan evet. Bolu tünelinden diğer tünellere, Zigana geçidine, Adana'ya giderken işte o herkesin bildiği ve şimdi gördüğü onlar neyle yapılıyor üstadım? Yani teknoloji ve bu sistemle yapılıyor. Bunun harcı da betondur, demirdir, taahhüttür. Baktığınızda bir insan gücüdür. Mühendislerimizdir. Ve dünyada da gerçekten önemli noktada. İşte hep o beğendiğimiz Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı, 3. havalimanı köprülere bakıldığında burada da aynı teknolojiyi görüyoruz. Bakıldığında ne var üstadım burada? Çimento, demir, her şey var. Ve diğerleri var. Yani her şey var. Bizim çevre düzenine baktığımızda, millet bahçelerine bakarsa yine aynı şeyi görüyorsun. Yani teknolojiyi kullanmak, özellikle taahhüt sektöründe dünyada nam salan firmalara sahip olabilmemiz hem Türk insanının fedakarlığı, gücü, birlik ruhu içerisinde başarılan bir gayret ama ifade ettiğiniz gibi yaşamazsa, ülkemizde yaşaması dışarıda nasıl, yani kendi ülkesinde, Kayseri'de, Konya'da, Yozgat'ta adam yaşayamazsa dışarıya nasıl açılıp dünyaya nasıl rekabet Nasıl büyüyecek? Hükümet açılım yaptığı zaman yani açılım dediğim bir ülkeyle temas, ilk temas sağladığı zaman, ilişkiler güçlendirildiği zaman ilk kimle gidiyor? Hangi heyetle gidiyor? Evet. İnşaat heyeti. İnşaat heyeti. Uçakta bunlar oluyor. Azerbaycan'a gidiyor, müteahhitlerle gidiyor. Aynen. İşte Suriye yarın inşallah onlar da şey yapar yani topraklarına kavuşuruz. Şu anda kavuşuruz, Türkiye'den dünyaya müthiş bir müteahhitlik hizmet ihracımız var aslında bizim. Evet. Sadece şeyle değil bu. Müthiş şekilde müteahhitler yurt dışında iş yapıyor. Buradan ustalarımız gidiyor, malzeme gidiyor. Doğru. Yani buradaki hem iş gücü hem müteahhitlik hizmetleri ihraç ediliyor aslında. Doğru. Sadece işte fabrikadan biz mobilya gönderdik veya işte demir gönderdik. Öyle bir şey yok. Hem müteahhitlik de aslında bir Türkiye açısından çok şükür müthiş gelişmiş olduğumuz için dünyadaki büyük işlere talibiz. Çin'den sonra ben başkanım yanlışsam düzeltin ikinciyiz diyebiliyorum. Müteahhit şey olarak dünyada geldiğimiz son durumlarda iş gücümüz o kadar azaldı ki çalışacak eleman kapasitemiz o kadar azaldı ki çoğu insanlarımız hep yalçınmayın dediği gibi yurt dışına gidiyor. Bombayı yurt dışına gidiyor. Eleman bulamıyoruz ya. Yeri geri yaptıracak inşaatta çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Çok ilginç. Kalifiye eleman bulamıyoruz. Aynen. O durumlara geldik yani onun şu an. Onun için Suriyeliler maalesef atıyor. Evet. Şu anda Suriyeli baş tacımız. Başımızın üstünde geldi. Vay be. Üstadım buyurun. İroni ya. Onda da sıkıntı yok aslında. Yani şöyle yurt ihracat diyoruz. O da bir ihracat. Yani iş gücü ihracatı. Gidip buradaki bizim ustamız eğer ki orada işte ayda 5000 dolar kazanıyorsa biz de burada Suriyeli'ye işte asgari ücretle çalıştırıyorsak çalışma izni olanlar için diyorum. Bu da aslında artı eksi yaptığınız zaman ülke için cari açık kapatacak kalemlerden biri. Hep şey diyoruz işte sanayi, teknolojide gelişmemiz lazım. Tamam da yani siz başarılı olduğunuz bir kalemi de kenara itemezsiniz. İnşaat sektöründe dünyada ikinci büyük ülkesiniz. 250 alt sektörü besliyor diyorduk. Şu an inşaattaki teknoloji artmasıyla bu 320 direkt alt sektör yani 3000-5000 tane de dolaylı alt sektörü etkileyen bir sektör. Hem ülkenin dinamizmi, ekonomik çarkının dönmesindeki faydası hem de dünyaya yaptığın ihracatı artan kalemlerden ciddi bir şey. Yani bunu niye kullanmıyoruz? İlla teknoloji tamam takip edelim yapalım ama bir gün de yapamayız. Çıkıp sabah Mercedes üretebilir miyiz? Öyle? Ama çok güzel bir şey söylediniz. Sizi teyiden söylüyorum. Uzay teknolojisi, NASA'daki uzay teknolojisi dünyadaki tüm teknolojinin öncüsüdür. Yani o uzay mekiğindeki fren sistemi otomobillere geçmiştir. Herkes biliyor lazer teknolojisi falan. Elleri teknoloji. Amerika'daki ve dünyadaki 5 büyük yapı var üstadım. Yapılmış yapı. NASA'daki o inşaatı, NASA'nın o merkezindeki uzay mekiğinin yaslandığı ve montesinin yapıldığı bina dünyada ikinci, Amerika'da birinci büyük bina.
nedir? O tamamen işte inşaat da yapılan bir bina. Yani tamam siz üreteceksiniz. Devasa siz Mercedes yapacaksınız. Tamam güzel dediniz. Bizim Yalçın Bey dedi ki Yalçın markalı bir otomobil üretiyoruz dedi. Yapar. Ama yapar. Adına koyduğu yerde. Yapar ama yapar. Ben yapar. Ben korkarım. Hayır yapacak. Yapacak. Tamam hiç şüphem yok. Ama ben Murat yapacak. Bey falan diyor. Şimdi Yalçın Bey'e ben aldırı yaparım. Hayır ben yapacak inanıyorum da nasıl yapacak üstadım? Hangar olmazsa önce neyi yapacak? Fabrikayı yapacağız. Önce fabrikanın binasını yapmayacak. Şimdi müteahhit çağırırız o hangarı yapar artık. Onu yaparız, yapacak ama ondan sonra yapmaz için bir şey gerekiyor. O bakımdan bence küçük görmemek gerekiyor. Bir sloganların arkasına sığınıp da işte katma değer üretik iş yapalım şunu ya tamam onu da yapsın ona da ihtiyaç var. Öteki neydi işte? Yapma Çin nasıl, demiyoruz ki ya. Hayır, Çin nasıl büyüdü? Çin malı diye herkes küçük görürdü. Ya bu Çin malı mı filan derlerdi. Evet. Çin'den mi geliyor? Buyurun şimdi Çin. ABD'nin rakibi şey değil. Şu anda Rusya değil. Çin. Çin tabii ki. O bakımdan üstadım böylece sen bir marka otomobili yapıyorsun. Çin bile dolardan kaçıyor. İnşaat bu ülkenin lokomotifi. Doğru. Abi, İnşaat olmazsa tabii kesinlikle turizm, oteller, yap sattığı, taahhütlü ne olursa olsun hangi bir birimde olursa olak inşaat olmadan bu ülkenin lokomotifidir abi. Çok olmaz. Doğru, çok doğru. Efendim yönetmenimiz işaret ediyor. Üstadım birinci turda hatta geçmişiz birkaç dakika. Evet. Çok kısa bir ara veriyoruz. Çayları tazeliyoruz. Sevgili seyirciler, keyifli sohbette siz de reklam arasında çayınızı, kahvenizi için az sonra geliyoruz bu sohbete. Keyifli sohbete devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Evet, sıkıntılar var ama aşacak iş adamlarımız, iş insanlarımız ve Türk milletinin yüreği de var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Evet, sorunlar çok ama yapacak irade de çok. Biz pes etmeyiz, havlu atmayız. Bizim başımız yere düşer ama dizimiz yere düşmez Türk milleti olarak. Az sonra geliyoruz efendim. Evet efendim, sohbet son derece sıcak ama biraz dışarısı soğuk olduğu için bugün bir takviye şöyle ufak bir aldım. Bence de üzerimizde benim de bir şeyler oldu. Evet, güzel. Levent Akdoğan Bey, Kayınder Başkanımız, Ankara İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımız ve eş moderatörümüz söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hakikaten ilk şeyde çok güzel, biraz da belki sıkıcı olmuşuzdur ama bazı şeyleri de paylaşmak gerekiyor ki halkımız anlasın. Yani doğrular burada konuşalım. Konuşulmayan hiçbir şey kalmaz. Çünkü biz şeffafız. Aynen. Özellikle STK'ların bu konuda yani bazı şeyleri savunması, doğruları söylemesi, işte hükümet yanlısı veya işte muhalif öyle görmemek lazım. Biz gerçekleri, doğruları burada anlatacağız. Hükümet doğru bulduğu şeyleri alıp yapacak. Hükümet yapmıyorsa muhalefet bizim burada söylediklerimiz doğru şeyleri alıp kullanacak. Bunu niye yapmıyorsunuz diye. Başarıyı ancak böyle sağlarız. İnşallah bununla ilgili de 17-19 Aralık'ta Antalya'da yarın gideceğiz biz de. Yalçın Bey de katılacak, Murat Bey de katılacak. Kayseri'den 6 kişi katılıyoruz. Ali Aydın Başkanım katılıyor. Mehmet Şahinkaya arkadaşımız katılıyor. Onur Yalın katılıyor. Ve 6 kişi olarak gidiyoruz Kayseri'den. Türkiye genelinde de 120'ye yakın müteahhit arkadaşımız. Maşallah. Burada dernek birlik başkanları. İmkon Başkanımız, Tahir Başkanımız güzel. Yönetimiyle beraber katılacak. Çok iyi. Bakan Bey'i de davet ettik. İşte ulusal basını davet ettik. Bu çalıştayda ne yapacağız? Sektör bu krizde nasıl çıkar? Çok 2022'de güzel. Ne yapmamız lazım? Somut öneriler, çözümler. Somut öneriler, çözümler, görüşler, il il sorunlar. Yani Ankara'dan yöneterek taşlarının, Avrupa'nın eksiklerini göremeyebiliriz. Yani çünkü orada bir iş yükü var, yoğunluğu var. Gidip siz il il gezemezsiniz. Doğru. Orada bir danışman olarak veya bir bürokrat olarak. Bu nasıl olur? STK'ların size ilettiği bilgileri toplayıp, doğrularını alıp, devletin yapıp yapamayacağını hesaplayıp, kitaplayıp bunları hayata geçirerek başarı elde edilir. Yani dünyanın her yerinde STK'lar çok kıymetlidir. Doğru. Şu an bizim ülkemiz biraz zayıf ama şükür çok iyi bir şey oluyor, çalışmalar oluyor. İşte bizim Çalıştay daha önce yaptık, İmkon'la ayrıca bir toplantı yaptık. Doğru. Bunları biz buradaki toplantı sonuçlarının tamamını bakanlıklara iletiyoruz. İlgili bakanlığa diyoruz ki bizim şu tarz bir çözümümüz var, önerimiz var. Şu birimde sıkıntı var, bunun çözümü şudur, önerisiyle beraber. Yani sıkıntıyı söylemek kolay, yani oturup şu sıkıntı, şu yanlış diyebiliyoruz. Ama bunu önerisiyle beraber sunduğunuz zaman hem daha verimli oluyor hem de daha doğru bir karar verilmesine vesile olmuş oluyorsunuz. İnşallah orada 3 günlük bir çalışmamız olacak. Oradan daha hayırlı şeyler çıkacağına inanıyorum.
İnşallah şeyden sonra, Çalıştay'dan sonra Çalıştay'ı değerlendirmek için yine bekliyoruz. İnşallah. Hatta sizi de götürelim Antalya'ya, hep beraber güzel canlı yayınlayalım Çalıştay'ımızı. Vallahi yaparız, çok da isabet olur. Kayseri'de herhalde 6 tane 2 günde planladığımız canlı yayın var. Burada da Erciyes'te Yeni Radisson Blu'nun dağ oteli açılacak. Teknoloji maşallah ekip bunu kaldırır Ömer mi? Yani Antalya'da kaldırır, sıkıntı yok. Antalya'mızın çok sevdiğimiz, çok Kayserili hemşehrilerimizin olduğu, hatta Antalya Gazeteleri Cemiyeti Başkanlığı'na yeni seçildiğimiz kardeşimiz de bizim RATEM'de yönetim kurulu üyemiz, çok sevdiğimiz, her gün görüştüğümüz bir kardeşimiz. Antalya'da da çok fazla sayıda izleyicimiz var. Antalya Spor, Kayseri Spor maçlarını falan takip ettiğimizde sahilde konuşurken orada bizim Murat Bey yanına gelip ya programlarını izliyorum ama Hamurcu'ya söylüyor sana biraz fazla mı kızıyor falan dediğinde beni aradılar. Oradan çok da mutlu olduk. Dolayısıyla çok da şey olur ama önceden haberimiz olsaydı biraz ona göre plan yapardık ama sıkıntı yok. Bir sonrakine davet etmiş olalım. Allah razı olsun, eksik olma. Biz de size davet ediyoruz. Dönüşte bekliyoruz. İnşallah. Buradaki çalışmada beraber olmuştuk ve buradaki çalışmayı yansıtmıştınız MR Otel'de yaptığımız programda ve çok mutlu oldum. Bir araya gelmekten karşılıklı her ildeki, o çok hoşuma gitti. Her ildeki farklı çalışmaları, her ildeki sektör temsilcilerini, siz nasıl yapıyorsunuz, biz nasıl yapıyoruz, inanın çok çok yararlı olacak. Burada daha geniş bir çalışma. Daha geniş bir çalışma olacak. Kurumlar ne eksikleri var? Yani Kayseri Belediyesi'ne yapıyor, Antep Belediyesi'ne yapıyor, İstanbul Belediyesi'ne yapıyor. Ankara'daki belediyeler ne yapıyor? Uygulama farklılıklarını, yönetmeyi nasıl okuyorlar? Biz bu bilgiler topladığımız zaman belediyelerimizle de paylaşıyoruz. Yani o bilgiyi alıp kendimizi saklamıyoruz. Gidip anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın şu ilde şöyle yapılıyormuş. Buradaki şu sorunu şöyle çözmüşler. Çok güzel. Bir öneri olarak anlatıyoruz. Sağ olsun birçok belediyedeki yönetici arkadaşlar da takıldığı konularda en azından bize şunu diyebiliyor. Ya bu şöyle bir sorun var, bunu diğer iller nasıl çözmüş? Bir müteahhit gözüyle araştırıyor. İlla kendileri de belediyecilik olarak araştırabilir ama bir müteahhit gözüyle bir araştırmamızı istiyorlar. Öyle de araştırıp yardımcı da oluyoruz. Tabii bunlara bize hep başarıyı getiriyor. Kayımların büyüklüğünü gösteriyor, İMKO'nun büyüklüğünü gösteriyor, STK'ların önemini gösteriyor. Doğru. Yani devlet, tabii ki biz de valiliklere bağlıyız. Devletin bir sosyal sorumluluk şeyiz aslında. O bölümünü taşıyoruz STK olarak, sivil toplum kuruluşu olarak. Kamu kurumundaki yöneticilerin söyleyemeyeceklerin STK'dakiler söyler. Doğru. Çünkü siyasi bir kimliği yok. Veya söylediği sözden dolayı, kanunsuz sözler demiyorum, bir bağlayıcılığı yok. Ama bir idare çıkıp derse ki ya atıyorum şu kanal ağacını kaldıralım dese bu bağlayıcıdır ona. Ama biz kanal ağacı kalkabilir, sebebi de şunu diyebiliriz. Doğru. Ya öyle bir STK'lar aslında hem bilgiyi toplumla paylaşma hem de idarecilere yönlendirme ve başka açıdan bakma şansı sağlayan bir şey aslında STK kuruluşu. Çok güzel bir şey söylediniz. Bir kez daha takdir ettim acizane. Avrupa'da, Türkiye'de Avrupa ile ilgili kıyaslandığında nerelerde geriyiz diye düşünüldüğünde bunların en başta gelenlerinden bir tanesi de STK'lar. Siz çok güzel söylediniz. Politikte bir cümle kullandınız. Biz de oraya kadar olmasa bile dediniz. Onu da takdir ettim. Başkanlık kolay olmuyormuş demek ki. Yani bir yerde bir baş olma, mezar taşı ol, baş olma, mezar taşı ol derdi bizim rahmetli Nihat Kökenek amcamız. Kolay değil. Güzel toparladınız. Ama Türkiye'deki STK'ların da katılıyorum, güçlendiğini görüyoruz. Siyasi olmamaları lazım ama. Ne hükümet taraftarı olacak, ne muhalefette olacak. Yani STK olunca muhalefette kalıp daha çok prim yapmak için bunu kullananlar var. Veya hükümet yanlısı olup oradan bir destek almak için kullananlar var. Biz İmkon olarak her toplantımızda şunu diyoruz. Biz bizim siyasi bir şeyimiz yok, tarafımız yok. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mesleğimizi nasıl ilerletebiliriz? Meslektaşlarımızın sorunlarını nasıl çözebiliriz? Vatandaşlara yansıyan bizim sektörle ilgili sorunları nasıl çözebiliriz? Bütün toplantının ana konusu bu. Bravo. Yani toplumda gelen olan olumsuzlukları direktmen dile getirebilmeli. Hatta biz bu kadar iddialı konuşuyoruz. 5 bir yerin parmak sayısı kadar yoktur ki tarafsız STK. Ama biz tarafsız İmkon olarak. Bravo. Yani kesinlikle bunu
İşte çimento ile ilgili boykot kararı aldık. Herkes hatta şey yaptılar yani Kayseri'de olmadı ama Ankara'da siyasi baskıda şey oldu. Aman işte bu bir şeye kıvılcım mı bulur, faturası yüksek mi olur, doğru mu yanlış mı diye böyle siyasi bir tepki de aldık. Hayır dedik, biz ekmeğimizin peşindeyiz. Doğru olanı halkımızla, meslektaşlarımızla paylaşacağız, sesimizi duyuracağız diye yaptık. Bir şey mi oldu? Olmadı. Ama ne yaptık? Sesimizi duyurduk. Doğru. Aslında bizim o zamanki boykotumuzun arkasında dursaydı bugünkü meslektaşlarım da dahil. Yani bugün işte ağlıyoruz ya Murat evet. Bey, şuraya geldi, bu buraya geldi diye. Arkamızda durulsa daha güçlü bir ses çıksaydı ve hükümet sesimizi dinleseydi belki bu bir kıvılcım olurdu, olumlu yönde bir kıvılcım olurdu. O çimento kartellerinin oluşturduğu o yüksek rakamları aşağı çektirirdi. Diğer sektörlerde derdi ki belki, bakın çimento bir kartel oluşturdu, evet. Rakam buraya çıkarttı, hükümet ne yaptı, devlet ne yaptı, devlet haklı onu aşağı indirdi, hizaya getirdi. Diğer kalemlerde, diğer sektörlerde bundaki gördüğü korkuyla yapamazdı. Şimdi çimento arttı, kimse bir şey demiyor. Demir arttı, kimse bir şey demiyor. Nohut arttı, kimse bir şey demiyor. Konut arttı, kimse bir şey demiyor. Yani biz, bize de şey vuralım. Ama bir bunun asıl kaynağından sorunu çözersek, yani hiçbir şey olmadığı yerde işte seramik bir anda ikiye katladı, üçe katladı. Tamam. Doğalgaza gelen şey sanayide %60-70 diyorlar. Yani ev şeyine gelmedi ama gazına. O kadar koy yani. Niye ikiye üçe katlıyorsun? Bunu niye çarpan yapıyorsun? Aynen. Yani bu fırsatçılık. Doğru. O zaman çimentoya biz sonuca ulaşsaydık, hükümet arkamızda dursaydı, hatta işte değerli bakanımız da şey aldı, kotayla ilgili yurt dışına ihracatla ilgili şeyi çıkarttırdı, resmi gazete yayınlattı ama kullanmadı o yetkisini. Kullansaydı tamam, belki ihracat o an için şeyde azalabilirdi çimentoda, belki onu hesaplamıştır ama siz sadece ihracatı düşünerek şey yapamazsınız. İçeride yaşayan bir toplum var, yani bir sistem var, bir organ var, bunları da ayakta tutmanız lazım. Belki olumlu yönde bir kıvılcım olurdu. Doğru. Keşke öyle olsaydı. Çok bugün doğru. Hep keşke diyoruz. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Siyasi olmamalı dediniz. Siyasete de basamak olmamalı. Yani bugün STK'lara girip evet. Oralarda yüksek bir yere gelenler göz kırpıyorlar siyasilere. Siyasiler de onlara göz kırpıyor. Siyasiler onların başkanını alınca, bir odanın, bir borsanın başkanını alınca onlar da arkamızda şu kadar adam var diyor. Bu aynı zamanda İl, böyle ilkel kabilecilik gibi il derneklerinde falan da var. Babasının malı sanki arkasında o da, gelen. O da da oy rantı diyelim. O arkasındaki oyu kullanarak rant sağlayıp yani siyasi değil. Yani o diyor ki seni alayım, işte sen de üyelerin bana oy verirsin. O da diyor ki siz de bize oy verin. Ya ama olmuyor işte. Hatta STK temsilcilerinden milletvekili, hatta bakan olanlar oldu. Birçok parti ayrımı gözetmeden hepsini de söylüyorum. Sorun yine çözülmedi. Belki bir sorun çözülmüştür değerli başkanım. O kişi kendi sorununu, etrafın avalenin sorununu çözmüştür. Evet. Anladın değil mi? Bak, konuşunca ne güzel yere geldi. Keşke şey yapsak, biz yayınlansın abi. Ne olacak bir kararnameyle? STK başkanları siyasete giremez. Nokta. Siyasete girme gücünü kullanmasın STK'yı. Arkasındaki kişileri, meslektaşlarını veya toplumu kullanmaz. Gitsin yapsın abi siyasetini. Ya da il derneklerinin yapanlar, federasyon başkanıyım, bilmem ne köyünün, kasabasının başkanıyım diyen girmesin. Arkamda şu kadar öyle. Ya zaten Türkiye feodal rejimden bıktı. Doğudaki ağalıktan bıktı. Onunla mücadele ediyor. Yeni batıda ağalıklar türüyor. Sendika ağalığı, sivil STK ağalığı falan diye. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Gerçekten STK gönül işi diyoruz. Adam kendi gönlünü etmek için giriyor. Yani bizim dediğimiz gönül o değil. Gönül toplum için, vatandaş için, millet için. Hayır, ne yaparsın gönlünü ama bu kendi gönlünü sanırım. Kendi gönlünü yapmak için işte oligarşinin Tunç Kanunu dedikleri kanun bu. Seçimle iş başına geliyor. Siz beni seçin diyor. Seçiliyor o kişi. Seçilen kişi etrafına menfaat dağıtıyor. Menfaat dağıtınca biraz daha güçleniyor. Güçlenince o etrafına menfaat dağıtıyor. Böyle kısır döngü çekip evet. Gidiyor ama bu Avrupa'da yok işte. Avrupa'da yok, STK. Evet. Adam seçiliyor. Bırakıyor. Ona bırakıyor. Ötekine bırakıyor. Ama Türkiye'de Nasrettin Hoca'nın ve Timur'un fıkrası gibi oluyor. Bizim de bir STK'mız var. Ben onu da eleştiriyorum. Çok gittik Ankara'ya. Timur'la Nasrettin Hoca'nın durumu gibi. Ya bir gittik arkada kimse kalmamış.
Birinin işi çıkmış, birinin arabası arıza yapmış, birinin bilmem ne. Kimse kalmamış. Yani maalesef içeri girdik, görüşürken dedim ki ya haklıymış yani Nasrettin Hoca iki fil daha mı gönderse acaba diye. Ama maalesef dert çok. Bakın biz de dertliyiz başkanım. Yani bu eş moderatör. Niye ya bu sen moderatörsün bu kadar konuşuyor demeyin. Eş moderatör. Süreyi başlattım yalnız. Başlattım. Buyurun söz sizin. Hep müteahhitler, müteahhitler dertli değil. Abi Türkiye'nin herkes dertli. Herkes. Türkiye'de maalesef şey, herkes bir dertli. Sistem oturuyor. Sen yani moderatörlükte ülkemizde bayağı ilerledin başkanım. Bir gün konuğun oluyor. Olur hemen ağırlayın. Değil, Allah evet. razı olsun. Ama buyurun. Benim konu başlıklar çok farklı olabilir. Hiç önemli değil abi. Terletirsem kusura kalmayın. İstediğin yerden, şey istediğin yerden sonra ben zoru severim. Buyur abi. Estağfurullah. Yani tekrar günümüze dönersek şu an ki döviz kuruyla hakikaten insanların psikolojisi bozuk durumda. Özgüvenler düşmüş durumda. İhracat yapanlar dışındaki bütün sektör şu an kan ağlıyor. Moraller düşük. Ama ben yine buradan bir şey diyeceğim, ne diyeyim? Böyle yıldız dağıtacağım, nasıl dağıtacağım? Bu kur oranıyla, bu Türk parasının değersizliği ile göreceksiniz 2022'de dış güçler bu sefer de Türk parasını değerlendirmek için uğraşacaklar. Bir dakika, çok önemli. Hemen altını çizelim. Doları TL karşısında zayıflatmak için uğraşacaklar. Yani bu ne demek? Dolar düşecek. Neden? Yani biraz önce dedim ya, ekonomist olmaya gerek yok. Bazı şeyleri biz daha rahat söyleyebiliriz. Ekonomist olunca o mesleki olarak konuştuğu için kendini kısıtlayarak konuşacaktır. Ama biz rahat konuşuruz. Ekonomist değiliz. Bir de nasıl zengin olur da çok ilginç tüyolar veriyorsun. Açık açık söylüyorsun. Bu da ikinci bir tüyo. Bizi seyredin diyoruz. Zengin olursunuz. Aynen. Bakın bu da onlardan biri. Dolar düşecek diyorsunuz. Neden? Şimdi sizin rakibiniz kim? Dünyadaki bütün ülkeler. Çin, Amerika, İsrail, Rusya. Say hepsini say. Doğru. Avrupa Birliği. Nerede rakibimiz? Dünya pazarında. Dünya pazarında nasıl rekabet eder? Ben şu kalemi 1 dolara mal ediyor isem 1.10 dolar 10 sente satabilirim. Türk lirası zayıfsa doğru 1 dolara mal edebilirim. Niye? Benim asgari ücret 200 dolardır, 300 dolardır. İşte o onu karşılıyordur. İşte Almanya'da asgari ücret 2000 dolar eurodur. Bunu 3 dolara mal eder. Çin işte 1.7'ye mal eder. Rusya 1.4'e mal eder. O zaman ne yaparım? Bütün kalem, dünyadaki kalem pazarını ben şeylerim, alırım. Üretirim. Üretim artar. Aslında şu an hükümetin tarifi de bu. Yani halk diliyle anlatırsak. Üretim artsın. Doğru. Kalemi ben fabrika kurmuşum. Kalem üretiyorum. Karlı da satıyorum. Siz de kurarsınız. Çünkü pazar var, dış pazarda. Tabii doların bunu, yüksek olması ithalatı da frenlediği için tabii. Başkanım. Hem mal satamayacak. Mal satamıyor. Hem dış pazarda seni rekabet edemeyecek. Bunu ister mi? İstemez Ömer Bey. Kimse istemez. Yani bu rakiplerimiz istemez. Onun için bir sefer de dönüp TL'yi nasıl değerlendiririz peşine düşecekler. Yani sanmayın ki buradaki bütün hareketliliği biz iş pazardan veya hükümetin yanlış politikasından veya Maliye Bakanlığı veya Ekonomi Bakanlığı'nın hatalarından değil. Birileri uğraşıyor. Ha, aslında onların istediği şu, yükselsin, düşsün, tekrar yükselsin, tekrar düşsün. Aradaki o makası biz şeylerim. Spokeratörler inip çıkarken kazansın. Onu istiyorlar ama hükümet de şu an diyor ki ben diyor çıkıyorsa düşürttürmeyeceğim diyor. Düşürüp tekrar çıkartıp sonra para kazandırmayacağım diyor. Aslında savaşın şeyi bu şu anki, ekonomik savaş. 2022'de tamam belki bu kadar bir kalp grafiğine dönmeyecek ama bir böyle bir es yapacak diye ben tahmin ediyorum. Çünkü Türk lirasının bu kadar zayıf olduğu bir ortamda dünya pazarında Türkiye ciddi bir pazar elde eder. Rakiplerine karşı rekabet gücü çok daha yüksek olur. Yani organize bir iki mesela arkadaşla sohbet ediyoruz. 3 dolarla diyor ben diyor buradan diyor ev eşya satamıyorum diyor. Rekabet edemiyorum 3 dolarla. Ben diyor 105 dolar veriyorum diyor. Çin'de 102 dolar verince o ondan alıyor. Vay diyor. Be, yani çok ilginç. Bazen bu rakamları çok şey getirebiliyor arkasında. Doğru, doğru. Yani doğru. Şu dolar bazına döndüğün zaman işte Türkiye'deki maliyetleri. İlla ki bir şu anki doların güçlü dolar karşısında bizim maliyetimiz dolar bazında illa ki düşük olacaktır. Bu da bizim rekabet gücümüzü artıracak. Ha, bu sürece geldik, buna girdik. Hakikaten şu an bir inşallah hükümet başarılı olur. İnşallah bu ekonomi programı meyvesini verir. Mantıklı açıklamalar var ama süreç doğru mu yönetildi?
süreç yönetiminde eksikler mi vardı onu tam ben şey demiyorum, analiz edemiyorum işin açık. Sanki hatalar var gibi geliyor. Ama doğrusu ne ederseniz açıklayamayacağım için o hataları da sayamıyorum. Peki vatandaş olarak, STK olarak veya işveren olarak bizim yapmamız gereken ne? Sabretmemiz lazım. Sabredip birbirimize destek olmamız lazım. Bugün hükümet işte asgari ücreti 4250 yaptıysa, yarın diyecek işte taahhüt firmalarına Murat Bey'in dediği gibi, tamam sizi batırmayacak şekilde fiyat farkı vereyim. Yani tamam zarar ettin, haydi onlara da üstüne kazanacak şekilde zaten vermez. Vermesin de. Ben işin açı ona da razı olmam ya, biz ama. Biz de razı değiliz, biz de istemiyoruz. Taahhüt firmasının da ayakta duracağı şekilde bunlara destek vermez. Yapsat sektörünü ayakta tutmak için nedir? Konut kredi zaten faizleri indirdik. Konut kredisine de ekstra şunu yapıyorum deyip orada bir şey yapmak. Veya basıncılara demesi lazım ki şu kadar sizin verginiz varken. Ha, bizim de, bizi de çözdü. Yani nasıl moderatörümüz süper. Benim aklımdan geçiyordu. Ya dur şimdi zaten dertliler. Bizim derdi söylemeyek diyordum. Bize de şey diyecektim. TL'ye çevirdim. TL'ye çevirdim. Bir de kardeşim kontör müsünüz siz ya? Türkiye'de hizmet üretti. Hizmetten sonra fatura kesilir. Sizden niye erken alıyoruz? Siz de daha mı erken alıyorsunuz? Peşin alıyorsunuz. Peşin? Siz de para çok ay girmeden alıyor. Hayır hayır. Gelecek ayın parası bu ay fatura kesilip ödenmesi isteniyor. Ödemez ama temelde düşünün. Temelde Ziraat Bankası'nın gecelik en yüksek dolar faizi. Ben bizim derde yani girmeyeyim. Ki, onu da çözecek söyle, üstad. Onu da nasıl söyledi. Ki dolarla biz gayrimenkul satamıyoruz yasak yani. Size de TL'ye dönmesi lazım. Madem TL'yi seviyoruz. Güçlü TL'yi seviyoruz. TL'mize güveniyoruz. 86 milli maddeye girmiyormuşuz. Bir yani ülkenin parası onun haysiyetidir, şerefidir. Yani biz TL'yi seviyoruz. Ben seviyorum. Ben TL'yi de çok çekmem. Çünkü evet. Ben hep şunu diyorum arkadaşlar. Yani olabilir bugün zarar etmiş olabiliriz. Sen 10 yıl 15 yıllık program yap. Yani veya bu paralar biz gidip Amerika'da kazanmadık ki niye üzülüyoruz? Yani dolar bazında şey ettik diye. Ne güzel konuşuyorsunuz. Yani küçüldük ya. Diye. TL zaten burada kazandık. Bunu kaybedebiliriz de. Yani memleketimiz de önemli mi? Herkes bizim gibi düşünse şu an şöyle düşündüm. Japon yen değil mi? Japon yeninden haberiniz var mı kaç lira? Dolarla ilgilenmezsek o da öyle olur. Kaç lira olursa olsun. Biz doğru, de doğru. Biz doğru. Yiyoruz, içiyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Tüketici hayatımızı yapıyoruz. İhracatçı, ithalatçı düşünebilir. Bizim ne işimiz var ki? Vatandaş olarak. Ama şu an 6 yaşındaki çocuğa sorsan dolar şu kadar diyor. Hiç alakası birine sorsan euro şu kadar diyor. Senden benden iyi biliyor. Kuruşuna kadar söylüyor. Ekrem Milli Güvenlik Kurulu toplantıları konuşulurdu. Evet. Geliyor, başlayacak. Pandemi unuttuk. Ya pandemi konuşulmuyor. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz inecek mi çıkacak mı? En çok konuşulan konu olmuş üstad. Evet. Şu anda. Eskiden MGK vardı ya şu 28 Şubat süreci. Evet. Geliyor, işte gitti. Genel bunu gizli dedi. Gizli odalar. Ödek gitti, gizli odalar. Bizim yani Merkez Bankası'nın faizi bankalar arası bir şey. Aynen. Aslında reel faiz de değil. Çünkü politika faizi. Biz banka mı vardı onu takip ediyorum? Niye ediyorum ya? Benim çocuğum niye haberlerde hiç durmadan Merkez bugün Bankası faiz diyecek? Bugün saat 2'ye kilitlendi Türkiye'ye. İnanılır gibi değil. Yani. Yani. Valla bugün ilk defa ben de kilitlendim. Bir şey var dedim herhalde bundan. Abi herkes kilitlendi. Demin dediğimiz gibi. Ama işte, şey var. Bunun da önceden bir faiz baskısı var. Bugün insanlar gerçekten paradan para kazanma peşinde. Sürekli baskı yapıyor. Sürekli baskı yapıyor. Ben işte faiz artır. Üstad. Evet. 1 milyona 20 bin lira aylık faiz veriliyordu. Hani evet. Siz çok güzel demiştiniz. Daire alacakmış. Ne kadar gelir? Üstadım. 2 bin lira kira geliri var. Kira karantini. 20 bin lira banka veriyor. Hı, onu anlatsana üstadım. Yani şimdi gelmiş bir hesap etmiş. Kârlı değil demiş. Konuyu çok güzel bağlayacağım hemen. Buyurun. O zaman Yalçın Başkanım. Estağfurullah. Moderatör sensin. Buyurun üstadım. Çok güzel yerine geldi. Onu da tamamlayayım. Aklımda kalırsın. Üzülürüm. Estağfurullah. Bu süreci işte kamu müteahhitine fiyat farkı yap satçıya işte konut faizlerini indir. Bunu da takip ederek. Yani nihayet uyandı devlet. Yani krediyi kullananlar diyor biz takip altına alacağız. Farklı amaçlı kullanırsa diyor ona göre işlem yapacağız diyor. Bu ne? Geçen seneler yaptığı insanlar bravo. Düşük devlet destek vermek için düşük faizli kendini zararını bankanın kamu zararı olarak yazdığı bizden cebine çıkan parayı aldı. Gitti döviz yaptırdı. İki taraflı hançeri vuruyor. Sormayın. Evet. Herkes tanışıklı dövüş olarak evleri birbirine satmış. Evet. Oradan aldığı parayı kullanmış. Evet. Ya. Yani bunlar tabii ki şey şimdi uyarılar geldi muhtemelen takibi de yapılacaktır. Ama olan sektörü oldu. Sektörü milleti oldu tabii yani. Önce onu kaldırdılar.
Belki de kurunun yanında yaşta yandı. Aslında bir şey yapmadan önce şeylerini yap. Bu nasıl kötüye kullanılır hesaplarını yap, böyle şey yapmak lazım. Doğru. Yani yapıldıktan sonra geçmiş, adam almış satmış, ne yapacaksın ki? Yani bir de gerçekten onu yapmayanlar da yani, yapmayacak olana da. Bir de üstad orada çok güzel unutmadan, o güzel notları unutmayın, sözünüzü kesmiş gibi olmam ama orada verilirken %70 miydi üstad kredi alma evet, imkanı? Evet. Ya çok kişi şu arkada çok güzel, onun adı ne abi? Atbaşı mı neydi şu vinç? Kulevinç. Evet. Ya bir tanesi bir dostumuz 3 tane sipariş etmiş. Bir an önce bitireyim de yaklaşayım diye 3 tane kredi vermiş, yaptırmış krediye uygun satabilmek için. Tam hallediyor, bitiriyor, gelirken tam bir ay kala kredi yaklaşana kadar da şey bitiyor. Yani buyurduğunuz doğru. Onda da tamam. Ben o zaman da aynısını savundum. Ya 0.64 diye bir şey olamaz ki. Ya enflasyonlar, faizler şuradayken. Yavaş yavaş çek. 0.99'da çek. 6 ay tut. 1 sene tut. Yani 2 ay 0.64 yapıp bazılarının bundan aşırı menfaatleneceğini, az menfaatlensin, çok kişi menfaatlensin. Yani bu süreyi uzun tutarak. Orada tabii 0 konuta sadece verilseydi bu imkanlar. Çünkü dediğiniz gibi ben sizi tanıyorum. Size bir sattı gösterdim. 0.64, 0.70 gibi kullandım krediyi. Ekonomiye bir katkısı olmadı. Bravo. Sadece parayı evet, kullandılar. Orada büyük bir yanlışlık oldu. Çünkü zaten o adam kasıtlı yaptı bu evi. Boştaki evine kredi çekti 0.64'ten. Ve bunu yapanlar da zaten şeydi yani, bu işlerin içindeki insanlardı. TÜİK açıklar işte %11.1 geçen yılla bu ay arasındaki 0 konutta, birinci konuttaki şeyi düşür. Yani evet, muhtemelen 2022'de bu %40'lara falan varacaktır. Hmm. Şaka değil yani, ciddi bir oranda düşecektir. Yap satça böyle yapabilir. Basınca direkt TL kardeşim, zaten Türk lirasını biz seviyoruz. Siz de sevin. Biz de Türk lirası ödeyin. Dolarla işim olmaz bunun. Sen gidip dolar almazsın. Şimdi almak zorundasın. Çünkü ay sonu gelecek dolar yatıracak. Tabii aynen. Diğer sektörlerde biz kendi sektörümüzden sorumlu olduğumuz için sektörümüzle ilgili sorunlardır. Diğer diş tabibidir veya hastanedir veya okuldur veya fabrikadır. Kim sıkıntıdaysa devletimizin acil çözümler reçeteyi uzatıp tamam, bu döviz karşısında sizi ezdirmeyeceğim. Bu spekülatörlere sizin paranızı yedirmeyeceğim deyip bir an önce çözümler bulması lazım. Hükümet bunu yapması lazım. Yerelde idareciler, kamu kurum kuruluşları veya ne iş yapıyorsa, devlet adına çalışan herkesin de bu dönemde insanların kaba tabirle burnundan solduğu dönemde, yani fakirleşmiş, alım gücü düşmüş, ekonomik sıkıntı yaşanmış, döviz dolar şuralara gitmiş, herkesin illaki ona endeksi sorunları çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor. Bu dönemde inisiyatifi kullanıp başkanların, idarecilerin vatandaşa karşı daha duyarlı olması lazım, çözümcü olması lazım. Bir müteahhit ruhsat mı alacak? Belediye başkanı talimat vermesi lazım. Arkadaş zaten şu sektörde, şu krizde adam iş yapmak istiyorsa kapıda karşılayın. İşte otur kahvesini içsin. Otursun kahvesini içsin, ruhsatını doldurun verin demesi lazım. Belediyelerin tüm gelirleri de müteahhitlerden. Ruhsat alacak ki haçlar alacak, asfalt parası alacak, ağaç dikme parası alacak. Her şey yani müteahhitlerden gelir. Gerçekten bu şehri müteahhitler yani gelirler bu. İmar ediyor. Yani sadece bunu müteahhitler için de demiyorum, yanlış anlamayın. Her konuda. Bir şey mi ne diyeyim yani, bir valiliğe giden bir vatandaş mı yardım çıkıyor? Onu da kapıda karşılaması lazım. Bugünleri ancak öyle atlattık. Doğru. Ki Allah korusun bir kıvılcım insan artık barut gibi oldu. Ciddi zararlar verebilir. Toplumun psikolojisiyle uğraşmayalım, oynamayalım. Zaten bozuk. Bütün kamu ve kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşların idarecilerine ben buradan sesleniyorum. Bu dönemi 3-5 ay, 6 ay, madem böyle ekonomik bir kurtuluş savaşı veriyoruz, herkes saçın altına elini koysun. Herkes görevini yapsın. O da en azından hiç olmadığı kadar inisiyatif kullansın, hiç olmadığı kadar duyarlı olsun, hiç olmadığı kadar çözümcü olsun. Ki insanlar artık bir de oradan patlak vermesin. Çünkü artık şeyin faturası oraya kesilir. O idarelere kesilir. Bizim işle ilgili belediyeleri buradan şey yapmış olayım, uyarmış olayım. Tabii diğer konularla ilgili de
vatandaşa hizmet veren bütün idarecilerin bu dönemde 3-5 ay bu sinir uçlarıyla oynamayıp yardımcı, inisiyatifçi ve çözümcü olması lazım. O zaman biz bu şu anki sıkıntıdan çıkabiliriz. İnsanların psikolojisi düzelir. İnşallah önümüzdeki yılda 2022'nin ilk çeyreğinde de dövizde böyle bir dalgalanma olmaz. Düşsün de istemiyorum. Bak, inşallah düşer demiyorum. Çünkü malzeme fiyatlar oraya çıktı. Döviz düşür, fiyat orada kalıyor. Döviz düşür, döviz tekrar çıkmaya başlıyor, tekrar bir daha çıkıyor. Vay be. Yani düşünce düşmüyor. Düşünce düşmüyor. Vay be. Yani öyle ciddi bir düşüş %30, %40 düşsün diye temenni edemiyorum. Oynamasın yani yeter. Oynamasın, sabit kalsın. Biz bilelim ki işte euro 17 lira, dolar 15 lira. Bir sene böyle gider gibi görebilelim. Hani onu serbest piyasa koşullarında kimse bu yani çünkü sabit kur olsa der devlet hükümeti. Der ki 17'ye 15'tir. Yıl sonuna kadar şeyimiz bu der, kurumuz der. Ama biz serbest piyasa koşullarında bu düşüp kalkabilir ama ekonominin devletin bize o şeyi vermesi lazım, hissettirmesi lazım güveni. Her şey bizim kontrolümüzde. Tamam buraya kadar geldi. Zaten kısmen biz de bunu öngörüyorduk. Bunu çıkıp açıklamaz. Bunda şey de yok. Yani biraz önce ben anlattım işte ihracattaki rekabetçiliğimiz şunu bunu. Çıkıp niye bir yani bir, bunun sorumlusu anlatabilir bunu. Yani ne bileyim yani bir bunun sebebi bu. Biz tahmin ediyorduk buraya kadar çıkacağını. 2022'de böyle bir dalgalanma yaşanmayacak dese biz güveniriz. Ama şu an şeyi hissediyoruz. Ya acaba hiç mi kontrolsüz mü çıkıyor bu? Kontrolsüz nereye kadar çıkacak? Neyiz? Ne olacağız? O şüphe insanın ileriye dönük yatırımlarını, çalışma azmini ve şeyini azaltıyor ekonomiye güvenini. Bunu sağlamak da devletin görevi, bunu anlatması lazım bize. Yani bundan dolayı biz bu kadar tahmin ediyorduk. İşte ihracatı artırmak için anlattınız. Biraz önce konuştuğumuz konular. Bunu açık yüreklilikle konuşmakta hiçbir zararı yok. Konuşmasan ne olacak? Zaten görünüyor. Yani sen Euro'nun 17 olacağını biliyorduk veya bu kadar bir dalgalanmayı hissediyorduk ama bu ekonomik programı uygulamamız için bu risk almamız lazım demekte sakınca yok ki. Sen kontrolün dışında yükselmesi daha kötü. Yani bunu da el birliğiyle inşallah bizim memleketimiz çok şey atlattı. Bu döviz kurumu da bu dalgalanmayı da atlatır. Son sözümü de söyleyeyim. Yalçın Bey'e inşallah sözleri vereyim. Evet. 2022-2023'te konuta ulaşmak biraz zor olacak. Rakamlar gitgide yukarı gidecek. Çünkü şu an öngöremediğimiz maliyetler var. Oturup hesap yapamıyoruz. Ben inşaat mühendisiyim. Yıllardır hesabını yaparım. Her projeyi yaparım. Şu an artık ben de bıraktım. Yapamıyorum çünkü günlük değişiyor. Her gün mesaj geliyor. Liste, yeni liste, yeni liste diye. Bundan yansıması 2022-2023'e de yansıyacaktır. Onun için 1-2 yıl artık insanlar ne diyeyim mesleki olarak demek istemiyorum ama en azından elindekine sahip olsun. Oturduğu konutuna sahip çıksın. Talimatını yapsın, otursun. Çok ihtiyacı olan da çok beklemesin. 2022-2021'den daha iyi olmayacak rakamsal olarak. Yani burada yine biriktirin alın mı bir şeyler diyorsunuz daha pahalı olacak. Yani şöyle şey gibi demiyorum. Bir önceki konuşmamızda şey de dedim. Aynen. Gidin ne az var 200-300 bin lira verin müteahhite. Alın. Sözleşmenizi yapın alın. O geçti. Şu an ihtiyacın varsa sen almak zorundaysan 1-2 yıl içinde hemen al diyorum. Çok güzel. 2022. Ne bizi etti üstad yükseltti değiştirdi. Çünkü şartlara göre bir formül geliştirdi. Formül geliştirdik. 2022-2021'den bugünden daha iyi olmayacak. Yalçın Başkanım sen ne diyorsun yanlış mıyım? Yani başkan diyecek alın diyecek. O her zaman alın diyor. Çünkü yapıyor. Onun biraz farklı. Ben her zaman umutluyum. Yani gerçekten bizim hem millet olarak hem de ülke olarak biz daha kötü şeyler gördük. Hatta ben şu son 2-3 aylık dönemi çok niye böyle oldu? Çok da böyle olmasını gerektirecek bir durumu da görmüyorum. Ama tabii ki ne aslında bu önceden baskıyla dövizin sürekli baskılamak da iyi değil. Yaptın başkan, domino taş gibi bir kıvılcım başladı. Herkes işte ekonomi. Ama serbest piyasada bunu başta yapılması gerekiyordu. Bence işte ikide bir Merkez Bankası sen niye dolara yüreğe müdahale ediyorsun? Çünkü zaten talep varsa dolar buraya çıkacak niye faizi yükseltip dolar düşürdük? Ben orada orayı hiç çözemedim Ömer Başkan. Evet yalnız şimdi Yalçın Bey çözer şimdi. O meclis sorun çözücüdür o.
Şimdi gerçekten baskılamak değil. Çünkü bu ülkeye ithalat yani şey yaptılar, cenneti. Her şeyi alıyoruz, her şeyi alıyoruz dışarıdan. Kimse üretmiyor artık. Dövizin düşük olması diye bir şey değil. Bunu da baskılıya baskılıya tabii dolar bir anda şu an bu seviyeye geldi. Ama şey değil, bu müthiş bir sirkülasyon yaratacak şu an. Yaratıyor da daha doğrusu. Gerçekten de müthiş bir ihracat var. Yurt dışına bugün doların yüksek olması çok güzel bir ihracat şeyi getirdi. Yalçın Başkanım, yalnız şu da var. İhracat var da iş piyasada da malzeme bulamıyoruz. Geldiğimiz yolu bir seramik. İhtiyaç var. İhtiyaçtan dolayı bizler malzeme bulamıyoruz. İstediğimiz malzemeyi tedarik edemiyoruz. Bu da var ya, bunun da sıkıntısı var. Burada evet, döviz kurlarının arttığı, iş piyasanın canlandığı, onlar çok güzel. Ama bir de iş piyasaya dönmemiz lazım. Tabii i̇ş bizim, piyasada da bizlere bakmamız lazım. Bizim buradaki aslında en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Kardeşim, demir satıyorsun, hayırdır %18 işte teşvik alıyorsun. Artık bizim temel malzemelerimiz, çimento, demir, gıda, bunları sen yurt dışına hem satıp da hem buradan vergiden muaf ol, hem teşvik, öyle bir şey yok. Madem satıyorsun dışarıya, burada teknoloji sat veya daha da bunları muaf tutması lazım. Sen şimdi bugün gerçekten de bizim çimento ya, çimentonun zaten nakliyesidir yani dünyada pahalı olan. Doğru. Sen bugün çimentoyu yurt dışına satıp da oradan da bir buradaki iç piyasayı öldürüyorsan bu yanlış bir şey. Onun için inşallah büyük bir önlem alınması gerekiyor. Çünkü gıdada da bu var. Yani özellikle bazı ürünlerde artık yurt dışına satışta kolay olmaması lazım. Çünkü aslında ekonomik bir değeri yok. İç piyasayı çok etkileyen bir şey bunlar. Demir yani bizim ana kalemimiz ama sen bugün çelik işle, öyle sat, ondan teşvik al. Ama direkt ham maddeyi yurt dışına satarak oradan tekrar ithal etmek zaten ülkeye müthiş bir zarar veriyor. Yani gerçekten de işte aramal denip duruyor. Yani çok mu zor aramal, nedir yani? Bir çimentonun ham maddesini yani yapamaz mıyız? Bu değildir bence. Ama tabii bir kartelleşme var müthiş bir şekilde. Burada yurt dışı kaynaklı var. Yok değil. Gıdadan tutun da işte çimentodan, demirden bir kartelleşme söz konusu. Çimentonun %60'ı yurt dışı sermayesi. Yani yurt dışı derken ondan bahsediyoruz. Bizim madenimiz, bizim dağımızdan çıkan çimento yani. Evet. Ama bakıyorsun arkasında yurt dışı var. Yani yabancı var. Üstelik isim vermek istemiyor ama bir tanesi de PKK'nın finansörlerinden tabii. Bir tanesi yani. İsim yani bunu yıllarca yani dünya basını yayınladı. 50, şey değil. Aynen, 50 yıldır bunu görmüyorlar mı? Yani bu nasıl bir şeydir? Ben de onu anlamış değilim. Biz hiç anlamıyoruz zaten. Kayseri'de çimento çıkacak. Hemen şurada yanı başımızda adamı kim geldiyse mahvettiler. Bu çimentoyu çıkarmamak için bundan getirdiler. Doğru. Hemen doğru. Yanı başımızda kim geldiyse sıkıntıya soktular. Evet. Değil mi başkanım? Evet, maalesef çok enteresan. Onu biraz açayım. Yani ben yerli ve milliyim diyor. Maliyetimi de kurtarıyor. Sizinle ortak tiröste kartele girmeyeceğim diyor ve mal veriyor. Adamı batırana kadar verdiği malın yarısını da teklif edip adamı batırdılar. O zaman bu işi devlet yapacak. O çimento fabrikasını açacaksın. Bize vereceksin o çimentoyu. Yani biz de maliyetlerimizi düşürelim. Yani 10 katını, 3 katına çıkması ne? Dolar hadi 2 katına çıktı. Evet. Çimento niye 3 katına çıktı? Bravo. Niye çıktı abi? Yani niye 3 katına çıkarıyorsun? Rekabet kurulunun çok hızlı çalışması lazım. Yani devlet her şeyi açar. Tabii geç gelen adaletle adalet değil başkanım. Öyle bir yani, şey istemiyoruz ama. Şimdi bazı şeyleri tamam yapsın diyoruz. Bugün dolarla ilgili, euro ile ilgili. 5 sene zaman aşımı. Ben mali müşavir insanım. Bu işleri biliyorum. Geç gelen adalet değil. Değil. Bugün doğru. Döviz alan kişilerin kambiyo belgesi vermesi lazım. Doğru. Veriyor ama çok düşük. Verecek ama nasıl verecek? Yok, ne var, zaman şu anda verecek? Da, 5 yıl zamanında da var. Sıfırdı, artırıldı ama çok düşük, gene düşük. Sen dolardan dolar kazanıyorsun. Hayırdır kardeşim, sen ne yaptın bu doları? Bilerek gittin, aldın. 1 lira doları 2 lira. Ondan sonra gittin, arsa aldın. Ondan sonra git
Ya bu değil. Demin Nebati Bey dedi ya, dışarıdan gelmiyor, içeriden spekülüyorsa. Üstad çok güzel onu açıkladı. Burada bankalar var ya, mesela bankalara bakıyorsun. Üstad neredeyse 50 milli banka kalmadı. Hani Osmanlı Bankası, Osmanlı bizim kökümüz, evet. Fransız Bankası'ydı. İsmi evet. Osmanlı koymuş. Ya şu andaki birçok banka yabancı ortaklığı içerisinde. İşte Yunanistan bile bir ara Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesinin sahibiydi. Ya düşünsene, Fransa var, diğer ülkeler var ve %90'ı, 95'i yabancı sermayeli banka. Türk Bankası gibi gözüküyor. Bir de bakıyoruz, dolar alan banka o çıkıyor. Evet. Buyur üstadım, özür dilerim. Yani sorunlar aslında hepimizin bildiği sorunlar ama gerçekten de çok büyük sorunumuz yok. Hatta büyük bir atılım var, olacak. Şimdi bazen işte bakıyorsun araba 2-3 katına çıkarmışlar. Tabii burada şey var ama suistimal da var. Yani bugün bunun reklamını iyi yapılmıyor. Bugün aslında Avrupa'da dizel arabalar yasaklanmış. Veya tedbiri alınmadığı için 100 liralık araba olmuş 300 lira. Ama Ardamon'un altyapısını yapmış bugün. Elektrikli arabayı çıkarıyor artık. Yarın 4 gün sonra bütün arabaları bunları çöpe atacak. Buraya gidecek. Ama planlamada sıkıntı olduğu için, üretim kısıtlaması yapıldığı için bir taraftan sürekli suistimal var. Bizim Türkiye bu dalgaya hazırlıksız mı yakalandı Yalçın Bey? Ya aslında hazırsız değildi ama yanlış birkaç hareket var. Bu yanlış hareket de bir yönden ya işte biz o zaman siyasete giriyoruz. Ben siyasete girmek istemiyorum. Yoksa çünkü hangi, çok şükür her Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Elimizde kalıyor. İşte oto diyoruz, otomobil fiyatları uçtu. Konut diyoruz, konut uçtu. Malzeme diyoruz, malzeme. Ne bileyim işte telefon diyoruz, o uçtu. İşte aslında, patates diyoruz, odun fiyatı uçtu. Aslında ben sürekli diyoruz, yurt dışıyla görüştüğüm için onların sıkıntısı daha büyük. Yani Mart'la adam euroya geçtiğinde %100 enflasyon oldu. Ama hiçbir şekilde piyasaya yansıtmadılar Avrupa. Şimdi de aynısı var. Müthiş şekilde bir enflasyon var. Ama adam ne yapıyor? Gıdaya baskı yapıyor. Sen diyor gıdayı diyor kardeşim yükseltemezsin. Temel ihtiyaçlara, temel ham maddeye bunlara baskı yapıyor. Diğerlerine diyor ki bana ne kardeşim, istersen altını al, ister lüks araba al. Ama diyor enflasyonu bu şekilde kontrol ediyor. Ama etmesine rağmen şu an %50, %100 zamlar var. Onun aslında yansımalarını şu an biz yaşıyoruz ülke olarak. Oradaki %30'luk zam buraya euro karşısında euro'nun ikiye katlamasıyla bize %130'lara mal oluyor. Burada mesela sizin yönettiğiniz grubun başarılarından bir tanesi düşük kar marjına razı olup yüksek üretimle maliyetleri düşük olup sirkülasyonla evet. Vatandaşa daha makul tabii. Konut üretimi hızlı şekilde yapmanın da avantajı var. Aynı sezonda başlayıp bitirmenin güvene de büyük unsuru var. Yani burada bireysel başarılar da ekonomik dalgalanmaları absorbe edebiliyor. Tabii bunu da aslında küçük işletmeler, bizler yapabiliyoruz. Yani bunu da artık devletin yapması lazım, bu planlamaları. Yani bugün çok basittir bence bir Türkiye'den ne kadar buğday çıktı tespit etmek. Ne kadar şeker var tespit etmek. Ya da şu neydi, ayçiçek yağı. Çok, ayçiçek yağı ne kadar en var. En kıymetli yani şey oldu. Bunlar, bunlar çok zor değil bence. Hediye götürürken birisi almış hediyeni, paketi yapıp götürmüş. Baklava demiş, ne olacak? Al yağ getiriyorum sana. Yani sonuçta planlama yani biraz da bizim en çok yoran... Denetimin hızlı çalışması sektörümüzde, hangi sektörde olursa olsun... Gerçekten devletimizin denetimi sık yapması ve bu fahiş fiyatların üzerine sık sık gidilmesi. Şimdi dün televizyonları seyrediyoruz. Stokçulara cezai şartlar artırdı. Bunlara geç kalmış bir durum. Bunlar madem öyle bir şey var da niye zamanında tedbirler alınmadı? Niye yapılmadı? Otomobil sektöründe aynı, her sektörde aynı, stokçular ceza. Bunu yaparken daha önce vatandaşımız zarar görmeden tedbirlerin alınması. İnşaat sektöründe olsun, gıdada olsun, otomobilde olsun, her sektörde şu anda fahiş fiyatların artmasının sebebi bu.
Bunların öne geçilmesi, önüne alınması lazım. Aslında bununla ilgili çok kolay çözüm. Hemen ithal ediyorsun. O fiyatı, o malı hemen anında düşürüyorsun. Aslında kolaylar oynuyoruz. Yani faiz artırmak çok kolay. Hemen artırırız. Birileri oradan şeyini aldıktan sonra payını, ekonomi rahatlamış gözükür ama öyle bir şey yok. Yine artacak bu. Yani bugün 1 lira faiz maliyetin varsa sen 1 lira kar etmek ister misin yaptığın işten? İstemezsin. Zaten faiz 1 lira maliyeti var. 2 lira kar edeceksin ki sen 1 lira faiz veresin. Doğru. Sen daha faizi yükseltmeye çalışıyor. Bizim millet yani zannediyor ki herhalde bu faiz devletten çıkıyor veya Amerika ödüyor bu faizi. Bu faizi biz ödüyoruz. Bu ülke ödüyor. Aldığımız her şeyi de ödüyoruz. O kısa süreli üstadın dediği gibi daha dengeli olsa çok daha faydalı olurdu. Ben o zaman hatırlıyorum. Ya inanılmaz bir Türkiye moral gelmişti. İnsanlar konut sahibi oldu. Hareketlilik başladı. Sektör inanılmaz şekilde her tarafı etkilemeye başladı. İnsanların yüzü gülüyordu. Şaşayla, ağlaya, vağlayla, törenlerle yapıldı. Sessiz sedasız bitti. Yani o da yazık. Yani gerçekten faydalı oldu mu? Gerçi birileri yararlanmıştır. Allah razı olsun. Netice itibariyle faydalı olmuştur ama netice itibariyle pat diye bitmesi, habersiz bitmesi, önce amacına uygun kullanılamaması, bundan sonra doğacak o tür projelerin de önünü kesmiş oluyor. Ama şu var, konut sektörünün, lokomotif sektörlerin reel ve ciddi şekilde gittiği dönemlerde Türkiye'de her şey düzgün gidiyor. Birbirini tetikleyerek gidiyordu. Genç bir nüfus var. Ama şimdi o ve diğer alanlarda da üstadın dediği gibi de dönüşüme ihtiyacımız var. Çok kısa bir aramız daha var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Konumuz da çok. Bu arada başkanım şeye de girelim istersen. Şu neydi? Bir sürü ev vardı. İsim vermeyeyim de işte. Bir şey evler var ya ev. Evet, ev dağıtan ev. Mor ev, kırmızı ev, sarı, yeşil, mavi. Vardı. Ne olacak şimdi bu evler? Morardı. Hepsi de bilmiyorum. Ne oldu? Hepsi değil. Belki de bir kısmı öyle oldu. Faydalı mıydı? Zararlı mıydı? Niye üstadın dediği gibi, sizin dediğiniz gibi ya bu kadar açılırken kör gözün parmağına. Herhalde istasyon caddesi tahmin ediyorum. Evet. Ya baştan aşağı o. Hatta bu İkinci kapıda baktım bir tane. Ya 4 katlı binayı tutmuş. Banka gibi. Kocaman falan böyle. Ya bunun o bir tane şubenin maliyeti ne kazanıyor, nasıl ediyor? Enteresan, ona da geleceğiz. Değerli veciz görüşlerini bekliyorum diğer arkadaşlara beraber. Tabii. Sevgili seyirciler, kısa bir araya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi içten samimi, herkes yüreğinden geldiği gibi anlatıyor. Protokol ya da yağlı yağlı konuşma yok. Yüreğinden geldiği gibi gerçekleri anlatıyor. Sansür de yok, kısıtlama da yok. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Kısa bir aradan sonra geliyoruz efendim. Efendim yeniden birlikteyiz. Teveccühünüze çok teşekkür ediyoruz. Çok değişik yerlerden gelen mesajlar. Az önce de okuduk. Program çok akıcı. Ekonomiye Kayseri bakışı diye de Ankara'dan bir izleyicimiz yazmış. Güzel de kafiye olmuş. Değerli eş moderatörüm. Bu bölüm üçüncü tur. Yani son tur demeyelim. Sabaha kadar gideriz ama yarın Antalya'ya gideceksiniz. Yoksa bu program uzardı. Evet. Güzel de olurdu. Ama duydum üstadın sabah talimat verdi. 8'de mi buluşuyorsunuz? 8'de buluşacağız evet. Düşün 8'de buluşacak, 7'de kalkacak, 6'da şey yapacak. Onun için sizi yormayalım. Yolcu yolunda gerekir diyoruz. Bu bölümde 2000 yeni yılın 22'ye bakışı ve konut sektöründe hep başarılı isimler burada. Tüm zorluklara rağmen ipi göğüslemiş. Yalçın Bey'in her zaman dediği gibi ben dolar, euro, döviz çıktı, indi, dış güç, iç güç anlamam. Ben yoluma devam ederim. Hı. Üretir, ekonomide satarım sözü varken kritik dönemlerde röportaj... Araba bile yaparım dedi. Yani Yalçın Bey'in biz hızına yetişemeyiz. Yani. Hayır, şu anda Ar-Ge'si çalışıyor. Yurt dışında bilmiyorum kaç bin euro olan o modelleri şu anda iş makinelerinin bazısı kendi Ar-Ge'si. Biz de kullanıyoruz. Siz de çok güzel yani. O zaman teknoloji transferi de yapmış yani. Ne güzel. O zaman hazır konu açılmışken bu kez Yalçın Bey'den başlayalım. Yeni yıl, yeni projeler, vatandaşlara mesajlar. Demin Üstad çok güzel tüyo verdi. Evet. Yani zengin olma yolları kötü anlamda değil. Yani gayet helalinden gayet... Helalinden ve hakkı olarak, olarak için de bir de ileri acaba. Öngörü olayı aslında bu. Yani öngörüsünü paylaştı. Bugün de gururla program tarihi, günü, saati, konuştuğu yeri, mekanı ve söylediği cümleyi söyleyerek
İstersen o da duruyor arşivde zaten. YouTube'da evet, da duruyor. İsteyen de bakabilir. Söyledi çıktı ve bunu da gördüğün gibi peşin satan gibi rahat rahat oturuyor. Ne güzel değil mi? Yani şimdi düşünsene. Ya dediği gün çıkmasa da programa da çıkmazdı. Derler ki ya sen bize iki ay önce öyle söyledin. Ama şu anda şükürler olsun. Belki de bizi dinleyen bir izleyicimiz gitti aldı menfaatlendi. Şimdi dua ediyoruz. Kesin ediyor. Yani, kesin ediyordur. İlla ki bir sonucu oluyordur. Ya sana da beddua edecek adam çıkmaz abi. Hakkaniyetli adamsın. Allah yani razı olsun, duayı daha fazla alalım diye uğraşıyoruz. Abi, ne güzel abi, sen daha tipsin ya. Eş moderatör değil, moderatörü sana bıraktım. Duaya ihtiyacı var. Var da herkesin, herkesin var. Herkesin var, bizim de var. Ama moderatörlük senin hakkın abi, devam ediyoruz. Sen evet, vermiş ol sözü. Buyurun. Yalçın Bey. Tabii 2022'den gerçekten hepimiz çok umutluyuz. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Gerçekten de 2022'de bu pandemiden dolayı dünya genelinde ve Türkiye'de bir duraklatma oldu diyeyim. Yani duraklama değil de duraklatma oldu. Her işte yani zorlayıcı bir şekilde insanları üretime aksatmalarından dolayı bu zamlar oldu. Ama düşebilir. Bugün gerçekten bazı fiyatlar afaki yükseldi. Bunlar düşebilir veyahut da bundan sonraki üretimdeki insanlar daha çok kazanabilir. Üreten insanlar kazanabilir. O yüzden ne kadar çok üretirsek ben o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Yani dolar alıp bekleyen kazanmaz diyorsun. Üreten mi kazanacak? Yani bu zaten şey de değildir, caiz de değildir. Ama kesinlikle her zaman üreten kazandı. Ben hiçbir zaman demiyorum yani dolar alalım da aman sonuçta gerçekten de yaptığımız ürünler, bizim yaptığımız evler o seviyeye geliyor. Gelmek zorunda ama biz daha uyguna mal etme peşindeyiz sürekli. Şimdi yeni bu maliyet artışlarını daha biz yansıtmadık. Birçok müteahhit yansıtmadı. Ancak seneye yansıtacağız. Kısmen. Yani kısmen. Yansıtma demiyorum da kısmen. Yani çünkü eski maliyetlerle gitti çoğu. Yeni fiyat artışları bizde daha sonra geliyor. Bugün 70 bin euroya sattığımızı bence daha 35-40 bin euro civarında şu an. Evet. Yurt dışı açısından çok önemli bu. Alım açısından, ev açısından, maliyet açısından bu çok önemli. Ha seneye bu o fiyata gelecek mutlaka. Yani yeni maliyetlerle bu işi gayrimenkulün fiyatı biraz sonra geliyor maalesef. Çok özür dilerim Yalçın Bey, tamamlayayım diye diyorum. 2014-2015'lerde Ömer Bey, bunu noktasal olarak da söylerim. Benzetme olarak şimdi anlatayım. 70 bin euro olan bir gayrimenkul 2018'lerde falan 17-18 2019'larda evet, 70 bin euro olan konut 50 bin euroya düştü. 2020'de tekrar 2020-2021'de 70 bin euroyu gördü. Şimdi tekrar 50 bin euroya düştü. Evet. Bunun tabanı yok yani bu dip artık. Bunun altı artık üretmemek, yapmamak. Tekrar 70-80 bin eurolar çıkacak. Yalçın Bey aslında mesajı hürmetçilerimiz özellikle dolar euro geliri olanlara şu anda büyük fırsat. Bir fırsat. Büyük ben bir fırsat. Teyden emin olmak için soruyorum. Konut sektörü Türkiye'de kalp grafisi gibi gidiyor diyorlar ekonomistler. Yani şöyle gitmiyor, böyle de gitmiyor, böyle de gitmiyor, böyle gidiyor. Aynısını evet, dediğiniz evet, gibi yani yükseliyor. Bazen diyorlar ki ya aldık gayrimenkul kar etmiyor. Denen bir dönem oluyor. Kiralar, çünkü her taraf kiralık daire satılmıyor. Bir bakıyorsunuz ev bulunmuyor. Sizlerin şimdi arz bir fazla üstadım, oluyor. Üstadım gerçekten o örneği bir daha vereyim ben. Müşterimin biri dedi ki ya ben bankada 1 milyonum var. Her ay ben 20 bin lira alıyorum. O zaman ben evi 500 bine veriyorum. 20 bin alıyordun. 1 milyon 200 bin oldu şu an. Sen şimdi ev 1,5 milyon oldu. O aynı ev. Daha da artacak. Yani sonuçta faizle falan insan arasında bir şey kazanmıyor. Bu döviz işinden de kazanmıyor. Bunu özellikle orta ve alt kesim zaten bu tür işlerden her zaman zarar görüyor. Bakıyorum bazen ya adamlar ufak tefek birikimi var hemen gidiyor döviz almaya çalışıyor. Ya kardeşim ne işin var? Ben iddia ediyorum veya düşüncem o bu döviz düşürecekler.
bir yere çıkarıyorlar, oradan düşürüyorlar, tekrar alıyorlar. Bunlar vatandaşın yapacağı işler değil. Vatandaşın bu tür işlere girmesine gerek yok. İhtiyacın ne? Ev, evini alacaksın abi. Sen tutup da bunu zaten bilse herkes altının veya işte diğer ürünlerin çıkacağını, ineceğini herkes bu işi yapar ama öyle bir şey yok. Ha bu tür tuzaklar da var. Yani insanları bu tür tuzaklara düşürüyorlar. Zarar ediyor mu adam alıyor? Altından zarar ediyor altından. Aldığı altından, dolardan zarar ediyor. Yani bu çözüm de değil. O yüzden özellikle emeğiyle orta kesimdir. İşte bir memurumuzun, bir işçimizin veya şeyin bu tür işlere girmesine gerek yok. İhtiyacın ne? İşte evdir, arabadır. Alacaksın. Ondan sonrasında zaten geliyor. Bugün aldığın ev aynı dolara geliyor, aynı altına geliyor. Aldığın kira sana iyi kötü geçindiriyor veya ödediğin kira zaten her yıl senden çıkıyor. O yüzden alımda her zaman kar var. Alan her zaman karlı derler. Bu yine aynı devam ediyor. Şeyle ilgili bu aslında çok girmek istemediğim bir konu ama şu son dönemde biraz toparlandı bu ev şeyleri. Şirketleri. Ev şirketleri. Ama şimdi ne yapacaklar bilmiyorum. Yani. Çok yanlış bir uygulamaydı. O zaman işte 200 bin lira para istedi mesela vatandaştan. Sana bir ev vereceğim dedi. Ya şimdi ev 1 milyon oldu. Sen 200 bini vereceğim bir de adamdan 10 sene taksit isteyeceğim. O yüzden devlet garantisi olmayan bu tür işleri insanların girmesini çok tavsiye etmiyorum. Yani yanlış bir şey. Özellikle şu kooperatif sistemi. Hı hı. Maalesef halen Kayseri'de 20 sene, 30 sene evvel yapılan evlerle ilgili şikayetler geliyor. Biz müteahhitler olsun, diğer kurumlar olsun. Bakıyorsun adam ucu açık olduğu için 20 sene sonra adama borç göndermiş. Ne bu borcu? Bu kooperatif kanunda var. Ya o zaman ödemiş adam 20 sene evvel. Ama maalesef suistimaller olduğu için bu tür işlerde en güzeli TOKİ'dir. Ucuz ev almak isteyenlerin alması gereken ve yapsattır. Yani bunun bir isim vermek istemiyorum da bilmem ne ev siz ev sahibi yapmıyor. Garantiniz de yok. Yani en azından bir enflasyonun olduğu bir ülkede bu adamların parasını değerlendirip verseler sıkıntı yok. O da yok. O yüzden yanlış bir uygulamaydı. Çok şükür ona bu sene bir düzenleme geldi. Yoksa biz ev yapıyoruz. Biz yaptığımız evi geçti adamların açtığı ofisler. Yani öyle bir saçmalığa gitti. Daha zor durumda. Yani konut fiyatları artınca bu aradaki açığı kapatamıyorlar. Yani 200 bin liraya tamam birine verdin konutu. 10 kişiden birine verdin. 9 kişiye daha vereceksin. Ama 200 bin liraya değil 1 milyondan vereceksin. Bunu da açığı nereden kapatacak? Çok zor durumdalar. Tabii çok zor. Yani çünkü bunu nasıl çözerler bilemiyorum. O iş bir yerde tamam imece usulüdür, kooperatif sistemi gibi ama suistimali açık bir konu. Yanlış bir uygulama. İnşallah buradaki zarar görenler var. Bildiğim kadarıyla bayağı zarar gören insan var. Çünkü çoğu kapandı onların. Şimdi doğru. Şimdi kalan birkaç tane var. Onlar da inşallah o üyelerini korur. Çünkü fiyat artışları var. Taahhüt ettikleri fiyatlar şu anki yarı yarıya düştü. Yani bunda bir memurun bir şeyin alması imkansızlaştı. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Ama devlet garantili bizim aslında bizim halkımızın her zaman yapması gereken bu iş yani. TOKİ'ler çok güzel Ömer Bey. TOKİ hakkıyla yaparsa ama lüks konuta girmeden yani yatırımcıyla rekabet etmeden yani gidip sen 3 milyonluk konut yapıp da adına TOKİ levhası koyarsan olmaz. Hı hı. Ama bilmiyorum inşallah sizin de vardır basıncılara yapılan bir... Yok. Orada mesela çok hızlı gidiyor TOKİ kanalıyla yapılıyor. Haberim yok ama duyuyorum. Aslında biz mesela o tarz şeyler çok güzel. Yani tabii belli gruplar arasında imaj usulü doğru bir para yatırıyor. Bunu da TOKİ kanalıyla yapılıp o konuta edindirme güzel bir şey. Biz de destekliyoruz. Ama TOKİ ne zaman 3 milyonluk, 5 milyonluk konuta girdi ama biz karşı çıkıyoruz. Diyor ki siz devletsiniz. Biz sizle rekabet edemeyiz. Sen de 5 milyonluk lüks konutu yapma diyoruz.
Ucuz evde de aslında aynısı. Yapsat firmaları gerçekten de aslında çok uygun maliyetine yaklaşık cüzi kârlarla ev veriyor. Ama tabii TOKİ'nin çok büyük avantajı var. Farklı tabii şey. Arsa olarak. Maliyeti var. Bugün harçlardan muaf, projeden muaf. Yani bunlar gerçekten bize de verseler biz de herhalde TOKİ kadar ucuza ev satarız. Bunlar hassas dengeler. Yani şimdi TOKİ yapar. Yarın girişimci bulamaz, müteahhit kalmazsa çekilirse piyasadan. TOKİ altından kalkamaz. Bu sefer de ithal etmemiz lazım müteahhit. Onu yapacak TOKİ'nin yani sonuçta TOKİ'lerde yapamayız. Cüzi fiyatlarla burada yüklenicimiz daha iyi bilir. Çok cüzi fiyatlarla verdiğini ve TOKİ'den evet. iş alanların da taahhüt yerine gelsin aman ceza yemeyim diyerek zararla kapatan çok da müteahhit arkadaş çok var. Farklı bir şey diyeceğim var. Ve Murat Bey yakın dostum. Yıllardır tanışırız. Kamu işine verdiği teklifi diyorum ki gel benim şuradaki yapsatım var. Aynı metre beton, aynı metre aynı ton demir. Benimki niye atmıyor? Niye üstad? Bu herhalde bir alışkanlık. Söze gelmeyin. Yani buyurun. Niye abi? Çok sağlam bak böyle şey olur. Şimdi, alıp kalmaz mı? Kevin olurum. Yıllardan beri bizde aileden gelen bir gelenek var. Babadan, amcadan yıllardan 72'den beri kurulan bir şirket. Biz de onların bir müferiyiz. Maşallah. Bayağı öyle sallıyoruz. Ama bilmiyorum nedense Levent Bey'in dediği gibi lan başka yani bir türlü alışamadık ya. Bu ihaledeki çekişme adrenalin yüksek değil mi? Sizi bağlıyor. Adrenalin yüksek değil. Levent Bey gel al diyor. Tadı olmuyor herhalde. Sen giriyorsun, veriyorsun, alıyorsun. Maalesef öyle ya. Dosyayı hazırlıyorsun. Evet. O süreci anlatır mısın? O şimdi yani şöyle diyeyim. Ben bir ihaleye girerken eğer bu işi almak istiyorsam en ince ayrıntısına kadar hazırlanıp öyle yani almaya girerim ben. Yani onun bir hevesi mi kırar, var artık? Kırar. Ömer Bey kafasına koydu ama iyi kırar Murat. Kırarım. Bu zarar kendisi. O zaman sen kırmadan gel al dedi kıymet olmuyor. Kıymet olmuyor. O zaman şeyle Yalçın Bey'le koşturup böyle ikili şey yapacaksın. İhale yaparsak girecek. O zaman öyle belki. Yapman lazım. Yani, İlginç hatta ya. Hatta canlı yayında yapalım Murat Bey. Ya ben de canlı yayındayım. Hatta birkaç arkadaş daha gelsin. Olur ya. Hey sürsün falan ileri. Sen devletimiz şanslı. Ya. Hakikaten böyle kamu müteahhitlerimiz var. Allah razı olsun. Çok cüzi karlarla veya hatta zararına iş yapan Kayseri'de ben bildiğim birçok müteahhit evet. arkadaş var. Ben 75 TL ile Ali Sami Yen stadı TOKİ ortaklığı ile yapılacakken 75 TL ile ihalenin iptal olduğunu yayınlandı zaten. Ya çok şaşırmıştım. Oluyor mu böyle üstad? 75 TL birinci, ikinci nasıl oluyor? Olabilir. Kuruma göre değişiyor. İptal ediyor Ömer Bey. Hmm. Yapabiliyor yani. Kurumun elinde. Bugün ihaleyi sen almışsın mesela. Girmişsin 4 kişi ihaleye. En düşük teklifi ben vermişim ama ihalenin kurum diyor ki arkadaş ben bunu onaylamıyorum. Ne onaylamayabiliyor? Murat Bey gibi rekabet bir müteahhit buldun bırakmaz. Hemen kurum onaylar. Aynı gün. Hemen imzalar. Yapacağını o geriye dönük değil mi? O yapma iş bitirme, güven telkin etme. Rakamlar her zaman farklı olabiliyor. Açık artırma, eksiltme mi yoksa bazen... Kapalı zarf üstüne veriyor mu Ömer Bey? Veriyor, kapalı. Kapalı zarf üstü veriyor. İhale komisyon başkanı okuyor işte. Diyor ki Murat Sungur 5 lira, Yalçın Bey 6 lira, Levent Bey 4 lira diyor. İş kimde kalırsa komisyon onların diyor daha sonra. Tekrar ikinci bir pazarlık oluyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor. Hmm. O ihale aşamasında o salonda açıklanıyor. Peki tam yeri gelmişken sorayım. Benim çok kafama takılan bir konu. Fiyatlar arasında inanılmaz uçurum farkları var. Burada değişik şekillerde de yaşadığımız, gördüğümüz konular da var. O kadar düşük teklif vermiş ki birisi. Sormuşlar ya sen... daha önce yapmamışsın. Evet şartlar tutuyor gözüküyor ortaklık konsorsiyum ama hiç yapmadın. Bir tane bir yerden başlayacağız herhalde demiş. Onun için yapmadım. Peki bu kadar düşük nasıl mal ediyorsun? Benim demiş ben işte Güneydoğu'da çok bizim şey var. Aşiretler var. Dolayısıyla var. Bizim makine parkı da duruyor. Hepsi zaten bizimkiler çalıştığınca çalışır. Ya bu nasıl iş bu? Nasıl mantık? Yani bu devlet için kamu işi vermemişler. Vermeyince de malum hemen siyasiler devreye giriyor, birileri devreye giriyor. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Siz doğulu ayrımı yaptınız. İşi de başka yere götürdüler. Bunu ilgili kişiler canlı yayında söyledi zaten. İhale kanununda çok değiştiği için soruyorum. Son durumda şey var mı üstad? Belli bir açık arabaya ağırlıklı ortalama var mı? Şimdi Ömer Bey şöyle bir durum var. En kat sayısı var şimdi. Aşırı düşüğün altında kaldığın zaman
ihaleyi vermiyor. Hı. Diyor ki savunma istemezsiniz, direktmen eleniyorsun zaten. O durumda 38. maddeye göre ediyor seni. Senin üzerinde kim varsa, sınır değerin üzerinde kim varsa ona veriyor ihaleyi. O durum olduğu zaman zaten girdiğin zaman hesaplamalar az çok biliyorsun. Daha önceki işler neye gitti, neye alırsa. Kim ne verir onu, ne hepsini havaya kokluyor. Tek tek onu hesaplarsın, onun bir hesaplamaları var. Onları hesapladıktan sonra 3 aşağı 5 yukarı tutturman rahat. O şey de hesaplanıyor. Mesela giren müteahhitlerin verdiği rakamların bir matematiksel çarpanı var. Onun ortalaması alınıp belli bir katsayla çarpılıyor. O ortalamanın altında teklifin varsa onu eliyor. Yani bu şeyde bu jüriler var ya, en yüksek puanla en düşük puan çıkıp diğerin ortalaması alınıyor. Öyle bir şey o zaman. Yani ona benzer. Ona benzer bir şey. Çok güzel. Hemen hemen ona benzer. Bir ECAP'ta, ECAP diye bir site var. ECAP'ta zaten onun sınır değer hesaplaması diye bir formülü var. Yaklaşık maliyet, atıyorum şu ihale diyor 10 lira diyor. Yaklaşık maliyet 10 lira diyor. Teklifleri alıyor abi. Teklifleri aldıktan sonra o formül sana hesabı veriyor. Sınır değerin altında kaldığı zaman kesinlikle o şeyi vermiyor aşağıda kalana. Benim de sınırlarım üzerinde kim var sana veriyor. O da çok heyecanlı. Şimdi Murat Bey girerken bakıyor kim girdi. Ömer Faruk Hamurcu girdi. Bu diyor yüksek verir diyor. 1,5 milyon verir diyor. Yalçın Bey 800 verir diyor. Levent Akdoğan 1 milyon 200 verir diyor. Hesaplamasını yapıyor. Eşik değeri oradan kendi tahmin ediyor. Bunun eşik değeri 900 çıkar diyor. 905 bin lira teklif veriyor. Vay be. Yani değil mi? De, aynen. Korkulur ya o zaman hocam sen. Aynen. Ya sektörde yani senin girdiğin yerine kimse giremiyor. Ömer abi böyle şöyle diyeyim. Belki 4 lirayla iş sahip ettiğimiz oldu. 4 lirayla iş aldığımız oldu. 4 lira? 4 lirayla. Vay o be. Derece 70 kuruşla 700 lirayla böyle durumlar da oldu. Allah Allah. Heyecan dorukta oluyor orada. Ne bileyim onun atmasını örebilir. Neyse abi ya bir tane bırakamıyorum. Bu adrenalini seviyor. Sen hazır iş vermişsin. Çekişmesin. Bir gel bir de gel diyor. Davet etmişsin. Davet usulünü sevmiyor. Abi adını zorunu seviyor. Savaşacak alacak. Vallahi enteresan. Savaşçı ruhu. Savaşçı ruhu var aynen. Taahhüt firması arkadaşlarımız. Yani isim soy isim de gerçekten Sunguroğlu Murat ya. Sunguroğlu ya isim karizmatik. İsim soy isim oradan geliyor. Ses de güçlü maşallah. Rahmetli amcam vardı Kamil Sumur da. Levent Bey'le beraber çok çalıştık. Evet. Oğlum çok ekmeğini yedik. Allah rahmet eylesin. Oturur aynı. O da hesabı yapardı böyle. Şunu şöyle olacak, bu böyle olacak. Ondan derslerimizi iyi aldık Ömer Bey. Peki iş makine parkı ve birkaç işi birden alıp taahhüt ettim. Hepsi var Ömer Bey. O ya sıkıntı yok. Yok ayrı makine ayrı. Parkıydı, iş mi, işler. Yani biri bizim diğerini alayım der. Hepsine birden girebiliyorsun. Hepsine girebilir. Yani bugün 5 şantiye 5'te çalışıyor. Kayseri İş makinası da var. Kayseri dışına pek çıkmadı. Çıkmaz. Yani bir Muğla'da bir yapsat gibi, villa gibi bir şey yaptık. Onunla kısa dönem oldu. Çektik geri geldik. Erciyes'i görmedim yerde iş yapmam diyor Murat. Oo güzel. Güzel cümle ama. Erciyes'i görmedim yerde iş yapmam diyor. Erciyes'i görmedim. İşin başında olmadığı iş senin değil Ömer abi. Kesin değil. Yani bu işin başında yoksa o iş senin değil abi. Müdahale edemiyorsun. Benzideki prensip bu. Şey var mı sizde iş bitirirken bazı yerlerde görüyoruz işte eski Fenerbahçe Başkanı'nın Lütfü Kırdar'ı yapmıştı. İstanbul'dayken gidip gelirken önünden geçirdik. Bir tane eleman o kadar düzenli bir şekilde sayı yazıyor. Son 30, son 29, son 28. Yahu tutturdu o şeyi. Sorduk bir gün. Ya dedi bunu herkesin gördüğü ana cadde etrafına koyduk ki psikolojik olarak bize motive olsun ve baskı olsun. Diyoruz 10 gün kaldı. Ya çok yok. Onu yaptıktan sonra iş zamanında yürüdü. Sizin var mı öyle son sayı? Şimdi bizde öyle son sayı yok da çok şükür Kayseri'de her mahallede bir eserimiz vardır. Belki birkaç taneden daha fazla vardır. Taahhüt olarak yaptığımız bayağı bir eserlerimiz vardır. Yani. Onun için gecikme ya da şey yok. Gecikmemiz yok. Yani aldığımız işi çok şükür zamanında yaptık. Hamdolsun. Güzel. Murat Bey'e geçen sene veya iki sene önce biraz da ben teşvik ederek yapsat sektörüne girmişti aslında da bu sene yokmuş yani dışarıda sohbet ettik. Şöyle yapalım diyorum. Şöyle bir mini bir şey olsun aramızda da böyle bir anket gibi bir çalışma olsun. 2022'nin inşaat sektörüne ne getirecek diye merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Şanssızlığımız şey konuklarımız hızlımız. Diyeceğim iki katı gidecek o ivmesinin. Evet. O durdurulamayan, o durdurulamayan yani. Ya ben kendi adıma diyeyim oradan yolunu açayım. Yalçın Bey de şey yapsın en azından konuyu daha netleştirebilmemiz için, bir sonuca ulaşabilmemiz için. Fazla evet. Şey yapma da otomobil yapacağım bir şey yapma. 2022 için ben kendi mesela Anka İnşaatı olarak şeyimi öngörümü söyleyeyim. Şu an işte 300 daireye yakın 250-300 konut yapacağız. Projelerini onayladık, ruhsatımızı aldık, işimize başladık. Ya bu bizim şerefimiz. Bunu taahhütlerimiz var.
hem marka değeri olarak kaliteyi de düşürmeyeceğiz. Bunları teslim edeceğiz. Ha, ondan sonra ne düşünüyorsunuz diye. Yani ben yönetim kurulu başkanıyım. Şu an mesela yeni gelen arsalara bakmıyoruz. Bakamıyoruz, önümüzü göremiyoruz. Ben ondan korkuyorum. Hani 2022'de de bizim gibi taahhüt etmiş firmalar o işlerini bitirir mutlaka. Layıkıyla da yapar, bir sıkıntı olmaz. Ama 2023-2024'te bunun sonucu ne olacak acaba? Yani ben kendi şahsıma şu an çok ilgilenmiyorum arsayla. Çünkü önümü göremiyorum. Döviz kuru ne olacak, piyasa ne olacak? Üretim ekonomisi diyoruz ama biz ne kadar başaracağız Türkiye olarak? Yani bir yerden sonra riske de giremezsiniz. Bir yere kadar girebilirsiniz. En azından 2023-2024 için mevcut hacmin %50'sini ben kullanmayı düşünüyorum. Mesela kendi adıma. Arz daralmasına yol açar mı? İşte onu diyorum. Yani yarın 2023'te konut ihtiyacı olur. Ortada da konut olmazsa hadi bunun çözümü nasıl olacak? Yani bu çok şeye gebe. Yani temelden bu sefer girmeye çalışacak bir sürü işte yolsuzluklar olabilecek, ne bileyim yani değişik müteahhitler çıkacak, ben yaparım bir taahhüt edecek, yapmayacak veya hazır konut ihtiyacı varsa orada bir arz talep dengesinin bozukluğundan dolayı istenmeyen rakamların üstünde bir rakamlar mı telaffuz edilecek, maliyetler arttığı için mi o rakamlara çıkacak, bunları nasıl öngöreceğiz, ne yapacağız? 2022'yi kısmen ama 2023'ü ben daha riskli görüyorum. Şey açısından mesela Yalçın Bey'e de soralım. Yani ikinci sizin şey yatırım politikanız nasıl şu an? Mesela buradan yola çıkabiliriz. Şimdi zaten bence piyasa alacağını aldı, vereceğini verdi. Yaklaşık bu dolardır, eurodur, faizdir. Bu sistem bir şey bana göre. Ama Kayseri'de müthiş bir konut açığı var. Bu şehri biz gerçekten bizim müteahhitler imar ediyor. Yani mühendislerimiz, mimarlarımız ve müteahhitlerle birlikte biz, ama geçen seneye göre bu seneki konut üretimi çok az. Seneye de daha az olursa zaten müthiş bir konut açığı var. Onun için mutlaka ben müteahhitlerimizin işlerine devam etmesinden yanayım. Çünkü seneye gerçekten ev çok az. Hatta bu sene de şu anda ev yok, yani bitmiş ev çok az olduğu için. Yani bunun için de biraz tabii artık biraz... Çok özür dilerim, tamamlasın diye. TÜİK'in aslında açıkladığı %11.1 birinci el konutlardaki düşüş bir yıllık bazda. Kasım ayına göre orantıladığı zaman. İkinci eldeki satış daha fazla. Yani aslında toplamda %6.8'di sanırım. %6.8 azalma. Birinci ellerde %11.1. Bu aslında birinci elle talep olmadığından değil, birinci eldeki arzın azaldığından dolayı. Yani imalat az olduğu için düşmüş. Şu anda bu sene bayağı bir imalatta eksiklik vardı başkanım. Ama gerçekten de şeyde sıkıntı yok. Daha tekrar durmayacak Ömer Bey. Durmayacak. Vallahi cümle oraya doğru gidiyor. Yok, biz de şey olarak tabii daha zor dönemleri de gördük bu ülkede ama çok ben karamsar değilim başkanım. Çünkü hem talep var, hem bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. İnşallah devletimiz de bazı işlerde, özellikle ruhsat işlerimiz olsun, İşte mesken işleri çok uzun sürüyor veya başka türlü harç işleri, şu bu konuda özellikle tapu harçlarıdır. İnşallah önümüzü açacaklar. Biz de seneye inşallah daha fazla üretim yaparız. Çünkü biz bu şehri imar ediyoruz. Yani bu şehirde 2 milyonu geçti ve herkesin ihtiyacı var. Bugün 2 milyonda %1 kişi ev alsa, evlense yani... Ciddi bir rakam var şu an Kayseri'nin talep edeceği. Artık insanlar biraz daha rahat çünkü kimse... Kasım ayında sanırım 7000 Kayseri'deki konut satış şeyi sayısı. Yani bu eskisi gibi üstadın dediğine katılıyorum. Hani böyle toplu oturma falan biraz daha işte kültürel noktalarda da eskisi gibi büyük baba, nine, anne, torun falan o dönemde çok... yavaş yavaş azaldı. 1+0 mıydı? Onlar falan herhalde belli bölgelerde izin de
evet, verilmiyor. Ama 1 artı 1, 2 artı 1'ler gittikçe daha rağbet olmaya başladı. Küçük evler işte yaşam tarzı, çalışan insan sayısı. 1 artı 1'i şu an yasaklandı. Yasaklanmadı ama 65 metreden aşağı yapamıyoruz Kayseri'de. Aslında sistemin öyle olmaması gerekiyor. Çünkü tasarruf dönemi, evet, 1 artı 1 insanlar artık tek yaşıyor. Yani bakıyorsun ben diyor öğrenciyim diyor ama diyor ben diyor babamla kalmayacağım. Ben evimde rahat ders çalışacağım diyor. İnsanlar bu da var. Veya işte tek yaşayan insan çoğaldı artık. Tek başına yaşayan çok fazla insanlar var. Kredi Yurtlar Kurumu'na veren parayla ben iyi hatırlıyorum. İki arkadaş aynı rakama dediğini tabii devre tutmuş. 1 artı 1'i Kayseri'de inşallah başkanlarımız geri getirsin. Yani bunu sadece suistimal etme 1 artı 1 de olmuyor. Yıllık biz şu an kiraya veriyoruz mesela 1 artı 1'lerimizi. Bir de ifade ettiğiniz gibi maliyetlerin artmış olması dolayısıyla işe yaramayan misafir odalarını sırf göstermelik tabii, için evet, misafiri açıp da üzerine bezi örtüp gidip en büyük odayı hiç kullanmama gösterişe dayalı olmaktansa bence herhalde o 1 artı 1 kadar değil tabii, mi? Tabii 1 artı 1'de, 1 artı 1'in ısınma maliyeti düşük. Bugün bakıyorsunuz eşya maliyeti düşük, aidatı düşük. Yani bir kişi 4 artı 1'de oturuyor. Ya o otursa da oturmasa da bir sürü masrafı var ama 1 artı 1 kültürünün güzel şekilde yayılıp güzel şekilde örneklenme olur. Mesela giriş çıkış güvenliktir. İşte onda da kötü amaçlı kullanımlar falan oldu. Biraz o da rahatsız etti toplumu. Ondan yani dolayı oldu ama belediyelerde onu görünce şeyle ilgili karar almak zorunda kaldı. Yani orada da hakkını vermek lazım. Burada 1 artı 1'lerin aslında kiralama sistemi olsun veya çalışma sistemi aslında farklı. Tutup da insanlar bunu günlük kiraya veremez. Çünkü yasak en az 2-3 ay bir kişinin oturması gerekiyor. Sadece bir kişi bu işi suistimal ettiyse bunu şehre yaymamak lazım. Çünkü şey o yönünden küçük ev her zaman aslında iyi. Bizim evlerimiz gerçekten de belki de dünyada... Salonu kaldırsak inanın Kayseri'de konut devrimi yaşanır. Bir dakika. Dünyadaki... Bir dakika. Başkanlar konuşuyor da başkan konuştu. Evet. Zaten deminden beri o kadar veciz cümle söyledi ki Orhun abi de gibi ama, hepsini dikmek lazım. Ama olmayacak bir şey. Ama var ya şimdi tam vurdu. Ama daha belki daha ben kesmesem daha çok vurdu. Çok heyecanlandım. Üstadım manşet cümle. Yarın haberde çıkacak bu. Lütfen bir daha söyleyin. Abi salonu kaldırırsak Kayseri'de konut devrimi olur. Çünkü en büyük manzarayı güneş alan, böyle manzarası geniş, en güzel alan metrekare olarak salona veriyoruz. Biz projeyi öyle çiziyoruz çünkü talep öyle. Sonra da kapıyı kilitliyoruz abi. O ruhlar orada güneşleniyor, manzarayı seyrediyor. Koltukla seyrediyor. Aile altını seyrediyor. Maalesef salonlarını kullanamıyor. Misafir de salonda oturmuyor. Öyle mi? Misafir geliyor, kış bahçesine çıkıyor, balkona çıkıyor veya oturma odasında rahat oturak diyor. Televizyon seyredek diyor. Sadece bir 10 dakika hani burada salonum var diye göstermek için oturtturup kaldırıyorlar. Öyle oluyor. Herhalde devrim aynı zamanda ekonomik devrimi de getiriyor. Onun da maliyetler da, ucuzlar. Maliyetler ucuzlar tabii. Zaten ona da mecbur kalacağız. Yani şu an şu maliyetlerle işte 3 artı 1 bir tane salon yapalım bilmem. O kalkacak abi. Bir yaşam alanı. Hani oturma odası belki küçük olabilir. Onun büyüğü bir yaşam alanı. Çocuk odası bir veya iki çocuk sayesine göre bir de ön yatak odası banyoları tamam. Ya yani mutfağı da ayrı tutuyoruz. Bu bile şey küçük bir konut değil. Ama en azından dairenin %40'ını işgal eden, %35'ini işgal eden salondan kurtulursak ne yapıyoruz? 100 liraya alacağımız konutu 65 liraya alacağız. %35 maliyet gidiyor. Buna da aslında biz istemeyerek mecbur kalıp yapacağız ve toplumda doğru olana dönmüş olacak. Kayseri'de misafir odalarını kaldırırsak devrim olur dedi. Ekonomik devrim olur. Maliyetler evet, düşer. Evet. Ama ciddi şekilde kültürel açıdan da çok büyük bir katkı sağlar. Ya insanlar günlük yaşamlarını niye 40 metrekare büyük bir alan? Siz 60 mı dedin üstad? Yani neredeyse şey bir daire. Bir daire 65. Yani biz şu anda normalde çok güzel bir 55 metrekareye çok güzel bir kar, 1 artı 1 oluyor. Vay be.
neredeyse yani bir salonumuz, salon ya. Bir salonumuz neredeyse bir artı. Ve misafir odası dediğiniz gibi hiç kullanılmıyor. Günlük yaşamda açılmıyor. Kapı kilitleniyor. Çocuklar sokulmuyor. Ama misafir geldiğinde ışıklar, avizeler oraya açılıyor, gösteriliyor. 10 dakika o da yani. 10 dakika. Açın salonum var diyorsun. Tamam, koltuklarım da var diyorsun. Avizem de güzel diyor. Herhalde yine de iyi. Ondan sonra artık oturma odasında veya balkonda oturalım deniyor. Ama yazık, milli servet. Yazık. Ya yani oraya gömüyoruz. Japonya'ya bak. Biraz şöyle geleneklerimiz, tabii ki örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz önemli ama kullanışsız olanlar da artık kenara atmamız lazım. Yani dünyanın, yeni çok... dünya düzeninin de bunların yeri olmadığını görmemiz lazım. O kadar lüks bir yaşantıyı hak etmiyoruz. 60 metre yeri kitleyip, onun parasını ödeyip, içine de dairesini döşemek için harcadığı maliyetin %60'ı da salon harcıyor. Ya. Oturma odasına 10 bin lira kanepe alıyor, salonu 50 bin liralık alıyor. Müthiş bir. Evet. Yani bunlar hepsi ortadan kalkmış olacak. En geniş pahalı, bir yaşam alanı. Yani hem metrekare olarak büyük hem de maliyet ve döşeme olarak. Döşeme olarak. Size yani, gösterişe dayalı olduğu için. Tabii. Yani bu ciddi derecede etkileyecektir. Öyle Yalçın ya. Bey'in dediği gibi. Bir çocuğun varsa 2+1 alırsın. Bir, nedir? Bir çocuk odası, ebeveyn yatak odası, bir de salonun tamam. Şimdi dediğinizi teyiden söylüyorum. Gözümün önüne geldi. Oturma odası maliyetleri, misafir odası maliyetleri çok yüksek üstad ya. Evet. Takımlar misafir odası çok pahalı. Evet. Salon diyor adam zengin. Lüks yaşıyor diyor. Kayınbaşkanı başkanı olmak gerçekten demek ki önemli bir şeymiş. Deminden beri inanılmaz veciz argümanlar ortaya koyduk. Teşekkür ederim. Vallahi ya. Şey diyor, şımartıyorsun. Estağfurullah. Ya moderatörsün sen. Yalçın başkanım güzel moral veriyordun. Tebrik evet. ediyorum. Murat Bey üstadımın da yüzü güldü. Deminden beri biraz birinci, ikinci bölümde biraz hafif böyle bir demoralize. İnşallah tarihte devam mı diye Murat Bey'e soralım. Kendine geldi, kendine geldi. Çünkü adrenal oldu. O adrenal istiyor. O şey pesimist bir şey istemiyor. Evet. O yüksek yokuş istiyor. Yani Mustafa İslamoğlu... Rekabet ortamını seviyor mu? Tabii tabii. Ben onu felakete veriyorum şey daha diyor ya Mustafa İslamoğlu. Yani bana düz yol değil diye ya şu... Yokuşta çatlayan atı diyor getirin bana. Düz yoldan nefret ediyorum diyor. Onun için yani savaşçı ruh lazım. Buyur evet. üstadım. Tabii ihale özellikle inşallah ihaleci Murat abi gibi müteahhitlerimize mutlaka bir teşvik gelecektir. Şu anda en büyük sıkıntı o. Çünkü olağanüstü bir durum var şu anda fiyatlar konusunda. İnşallah önümüzdeki döneme de biz de yarınki toplantımızda İMKON aslında İMKON demek bütün müteahhitlerin birlik başkanı. İMKON deyince belki izleyicilerimiz şey yapar ama yarınki toplantımızda bu fiyatların düşmesi için aslında mücadele veriyoruz. Biz sürekli veriyoruz. Yarın da inşallah işte inşaat maliyetlerini düşürmek için 2 günlük bir toplantımız var. Bu bütün Türkiye etkiliyor. Özellikle işte demirdir, çimentodur, Türkiye genel olduğu için fiyatları. İnşallah orada da güzel sonuçlar çıkarsa biz inşaat sektörü olarak özellikle müteahhitler konusunda elimizden geleni yapacağız. Gıdacı gıdayı yapacak. Fabrika organize kendi işini yapacak. Ve dediğim gibi çok umutsuz değiliz. Daha güzel olacak, daha iyi olacak. Ama maalesef biraz sancılı dönemler var, yok değil. O yüzden iyi olması için inşallah hükümet de olsun veya kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle bu işi çok kolay atlatırız. El birliğiyle inşallah. İnşallah. Ben evet. Kayseri'nin o toplantıda mühür ve damga vuracağını... Hem moral motivasyon hem sorunların çözümüne somut önerilere katkı bulunacağını hem de inovatif olarak o topluluğu birbirine yapıştırıp güzel bir sonuç çıkaracağını yürekte inanıyorum. İmkon'da şu ağırlığımız da var. Ali Aydın Başkanım, Federasyon Başkanı. İmkon İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu. Türkiye temsil eden bir kuruluş daha var ama onlar İstanbul'da 3-5 büyük müteahhiti temsil eden kuruluş. Onun için biz şey olarak görmüyoruz, STK olarak görmüyoruz işin açığı. Ali Aydın Başkanım da federasyon başkanımız. Biz ona bağlıyız. Adana'da federasyonumuz. Tabii Kayseri'ye şu an 28 tabii. şehir bağlı. Çok bizim federasyon öyle başkanlığı Kayseri'de. Var. Ve şey, bütün toplantılarda da Ali Aydın Başkanım olsun, ben olayım.
hakikaten çok net cümlelerle şey yapabiliyoruz, yani gündem oluşturabiliyoruz. Şekil arada gözüktüğü gibi sağ olun, diğer programlarda neye ihtiyacı var, ne yapmamız lazımı paylaşıyoruz. Çok rahat bir şekilde paylaşıyoruz. Birçok ilde pasif kalabiliyor. Emeklerimizi esirgemiyoruz. Hakikaten bu şey Ömer Bey. Yani gönül işi. Doğru. Biraz önce konuştuk. Kendi gönlümüzün işi değil. Halk için yaptığın gönül işi. Doğru. Biz çimentoyla ilgili boykot yaptığımızda çok üzüldüm. Bir yorum geldi alttan. Vatandaşın biri şey yazmış. Demiş ki ya hayırdır az kazanıyorsunuz da ondan mı böyle ayaklandınız? Biraz da az kazanın falan diye. Şey yapmış. Halbuki bizi dinlemiş olsa biz defalarca dedik ki biz organizatör bir firmayız. Nedir? İşçiyi buluyoruz, taşeronu, malzemeyi buluyoruz. Hepsini birleştiriyoruz, konutu yapıyoruz. Sana satıyoruz bir fark koyup. Şimdi 10 liraya mal edersek 11 liraya satıyoruz. Doğru. 12'ye satıyoruz. Neyse kar marjı. 20'ye mal ettiğiniz zaman 22-24'e satıyorsunuz. Bizim mücadelemiz vatandaş. Vatandaş için diye bunu defalarca açıklamamıza rağmen altına böyle yorumlar yapınca üzülüyoruz da. Yani biz kendi yaptığımız fedakarlığı ve şeyi görüyoruz ve yani bir de müteahhitliğin marka değeri maalesef geçmişten gelen bir şey olduğu için, doğru, eksi puanlar aynen, olduğu için aynen, biz çok zor işimiz. Hem onları düzeltmeye çalışıyoruz, hem vatandaşa kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çıkıp öbür tarafta da konut rakamları yükselmesin, maliyetler yükselmesin diye malzemeciyle, tedarikçiyle kavga ediyoruz. Yani hepsini bir arada yapıyoruz. Boykot yapıyorsunuz. Boykot yapıyoruz. Bunlar kolay şeyler değil tabii. Şimdi efendim saatime bakıyorum. Biz burada inşallah ev sahipliğimizi hakkilerine getirmişizdir. Biz zatenlerinizin orada gittiğimizde Allah razı olsun. İnşallah ev sahipliğini yerine getirdik ama sabaha kadar da burada yayın yaparız. Burada zaten hiç kapanmıyor kapı. Gerçekten otomatik de var yukarıda. Kapının da kilidi yok. Benzinlik kapanmıyor. Bizim bura kapanmıyor. Çok güzel. Sıkıntı yok. Ama siz yarın yola gideceksiniz. Bakıyorum üstadın gözleri de biraz ama şey Yalçın Başkanım yok o sende yok ama iki arkadaş yorgun gözüküyor. Ya Yalçın Bey zaten durmak yok dedi herhalde. Yok ya. Duyamadım ama. Yani şu anda daha devam eder. Gerekse onu bırakın. Siz biraz istirahat edin. Dolayısıyla ben çok çok teşekkür ediyorum. Başkanlar, son bir cümle Ömer Bey, buyurun, rica tabii, ediyorum. Estağfurullah. Çünkü, ya lütfen son değil. Buyurun söz sizin. Bunlar tartışıyoruz ama bizim hiçbir zaman unutmamamız gereken şeyi atlamayalım lütfen. 6 milyon riskli konut kentsel dönüşümü bekleyen, doğru, bir ülkede, doğru, yaşıyoruz. Doğru. İnşaat sektörünü biz bu 6 milyon riskli konutu insanların güvenliğini, sağlığını depreme karşı dayanıklı konutla üretip bunları oraya oturtturana kadar biz bu inşaat sektörünü bir kenara koyamayız. Yani o bir kere cebimizde dursun. Doğru. O çünkü olmazsa olmazı Allah korusun. Her seferinde anlatıyoruz. Bu yapılar, bu riskli yapılarda yarın bir depremde Allah korusun bir can kayıpları olduğu zaman bu parayla pulla bir şeyle değişilmez. O zaman beton ekonomisiymiş, demir ekonomisiymiş ki bunu konuşanlar utanır. Yani orada insanlar yani bir insan tırnağına kıyamayız yani vatandaşımızın, evlatımızın, kardeşimizin, komşumuzun kim olursa olsun. Yani orada bir can kayıpları olduğu zaman bu beton ekonomisi diyen insanlar bunun altında nasıl kalkacak? Ne açıklayacak? Çok da merak ediyorum yani bunu da. Tabii maalesef dipnot olarak ondan önceki istedim, özellikle 2000 yılından önceki konutların %99'u riskli olması Türkiye'nin büyük bir kentsel dönüşümle ilgili riski var. Son dönem maşallah gerçekten de Avrupa'dan da kaliteli evler yapıyoruz. Çok şükür. Bizim yönetmeliklerimiz Avrupa'nın üstünde yani şey oluyor. Öyle mi? Yeni çok konutlarda. Yapı denetim sistemi de çok güzel. Bakın Allah var yani bu sistemi de çok beğeniyoruz. Sadece orada işte bir rakamsal olarak ve atamayla ilgili sorunlar var. Onu da başka programlarda tartışmıştık. Şimdi o konuya girmek istemiyorum ama şey olarak bir şeyi soruyorlar bazen böyle eşimiz dostumuz ya şu müteahhitten konut alacağız nasıldır diye. Nasıldır'ı sorma. Çok özür dilerim. Nasıldır'ı sorma diyorum. Çünkü yapı denetim var. Belediye kontrol ediyor. Yapı denetim kurayla geliyor. İşte zaten statik hesaplarının yeni yönetmeliğe göre yapılıyor. İki sefer revize oldu deprem yönetmeliği. Onun da hata olması veya kötü olma şansı, çürük olma şansı yok. Gönül rahatlıyor ama. Kontrol ediyor. Numune yani, ama ticari olarak anlaşırsın, anlaşmazsın. Mimari olarak konutu beğenirsin, beğenmezsin. Ama şey olarak bir depreme dayanıklı yönünden
Nerede yaparsanız yapın, bütün konutlar aynı sağlamlıkta ve aynı kontrolde yapılıyor. Doğru mu Yalçın? Tabii yani son dönem şey zeminle de şu anda özellikle yeni konutların zemin iyileştirmesi yapılıyor. Bunun da çok büyük bir faydası var. Mesela biz bir binanın altına dağ yapıyoruz yani. Zonu dağ o kadar güçlendiriyoruz ki. O yüzden yeni özellikle yapılan evler güzel sıkı denetimden geçtiği için rahatlıkla oturabilirler. Ama başkanımın dediği gibi maalesef çok eskiden belki imkan yoktu ama maalesef eski evlerde risk var. Günün şartları oymuş yani. Doğru, ülkenin doğru, ekonomisi doğru, kaldırmamış. Doğru. O günün şartlarında o yönetmeliğe göre yapılmış ama bugün riskli olarak tanımladıysak evet. Bunların kentsel dönüşümünü bir an önce insanları o konutlardan kurtarmak lazım. O konutlar 6 milyon dönüşene kadar biz hiçbir şey diyemeyiz. İnşaat sektörünü ayakta tutmamız lazım. Şart. Ve taahhüt sektörünü de ayakta tutmamız lazım. Aynen. Murat Bey'e Murat soruyu Sungur sormadık Bey, Ömer Bey. Soralım güzel. Şimdi suyunda yudumladı. Valla girmese şimdi duramaz. Bey, yani bence girersiniz. Ya gireriz, elbette gireriz. Ömer Bey de şartların tabii bizim her yıl 2021-22 birim fiyatlar çıkar devletin. Bayındırlık Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı bir birim fiyatlarımız olur. Bu birim fiyatlara göre yaklaşık maliyetlerimiz çıkar. Ona göre de ihalemize gireriz. Kısmet salırız ama bu seneki gibi yaşamadık. Taahhüt sektöründe. Birim fiyatları şaştı. Şaştı yani her şey şaştı. Birisi 2'ye katladı, ikisi 3'e katladı. Bugün seramik ya 14 liraya, 15 liraya, 18 liraya aldığımız seramik şu anda 50 liradan aşağıdaydı. Nasıl izah ediyorlar? İzah eden var mı? İzah eden diye bir şey yok. Yok şu anda nasıl piyasa serbest piyasaysa her şey aynı şekilde. Yok, peki bu olağanüstü bir durum, bir tablo. Sizin bir merci yok mu ya? Tamam biz tamam hesapta biz şaşmadık. Biz yanıldık. %50 yanıldık ama bu nasıl oldu? Yani ya işte şu ekonomik şartlar, geldiğimiz şartlar. Yani bunu şartlar. Size anlayacak kimse yok ya, mu? Anlayacak kişiler Sayın yoksa Cumhurbaşkanımızın. Taahhüt ettin. Taahhüt ettin. Yap kardeşim mi deniyor yani? Batarsan aynen, bat mı deniyor? Aynen batarsan bat. Oo. Ya da teminatını yakacağım. Yani bu zamana kadar dişinle tırnağına büyüttüğün, yetiştirdiğin bir şirketi batıracağım. Batacaksın ya da. Ben 20 mi 20 20 verdim. Bu şirkette 20. Ha bizim babalarımız şirketi 72'de kuruldu. Maşallah. Biz 70 ben doğmadan önce kurulmuş. Vay be. Ben dişimle tırnağımla geldiğim bir noktada ben bu zaman bu şirketi batırabilir miyim? Allah onu göstermesin ama bunu da değerli büyüklerimizin, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanlarımızın görüş şartları görüyor. Piyasada dalgalanmayı görüyor. Çimento fiyat farkını görüyor. Demirinkini görüyor. Her türlü inşaatta her kaleme zam var. MEDEF bugün 210 liraydı. Şu anda 600 küsür lira. Allah mutfak. Allah. Mehmet Bey mutfak yapıyor. Kapı yapıyoruz. Evet. Yani bunlar açık açık. Bir de şunu da diyeyim. Konut alan arkadaşlar ya diyor bu ne tüm bir fiyat? Niye bu kadar yükseldi? Ya geldiğimiz noktada şu anda geldiğimiz noktada daire satmaya belki düşünmüyor ya. Bilmiyorum. Aynı maliyetleri, aynı paraya o daireyi yapacak mıyız? Yapabilecek miyiz? Mal edebilecek miyiz? Bu sefer de yapıp satmayınca, aynen, üretmeyince, evet, döndürmeyince o işe girmenin anlamı da kalmıyor yani. Anlıyor. Bugün Ömer Bey kim olursa bütün meslektaşlarım, yapsatçılar adına diyorum, konut üretenler adına diyorum. Yarın gidin daireyi alın, çıktığınızda o satan müteahhit arkadaşımın yüzü gülmeyecektir. Çünkü sattığına iyi mi yaptı, kötü mü yaptı onu da bilmiyorum. Devam eden bir inşaatsa o sattığı rakama mal edecek mi demeyecek mi onu da bilmiyorum. Şu an herkes yaptığı ticaretten memnun değil. Ama mecburen satacak ki olayı devam ettirecek. Yoksa bak, hatır olarak resim çektirmeyecek değil mi? Dur, ne kadar durulabilir? Ne kadar satmadan sular ne zamana kadar durulursa o zamana kadar eline tutması daha avantajlı. Tutabilir mi? Tutabilirse. Tutabilirsek mücahit kârda. İşte velev ki tuttu ama ihtiyacı olan konut sahibi ne yapsın? Nasıl olacak? İşte, ne de tutacak? Ya, o da ayrı bir sorun yani. O da ayrı bir sorun. İşte onun için keyifsiz. Yani satması lazım. Karşıdakine ihtiyacı var. Ona vermesi lazım. Ama zarar mı edecek, kar mı edecek onu da bilmediği için keyifsiz. Yani bu kadar maliyet artışında, bu kadar üretimde arsa payı, diğer paylar elinde tutacak müteahhidin de o kadar çok parası tabii varsa müteahhitlik yapmaz herhalde yani. Başka iş yapar gibi. O da ekonominin işte. Diğer ekonomiye gitmiyor yani. Onu da doğru bulmayabiliriz. Yani bulmamışın açığı. Aynen doğru. Yani. Çünkü aynen, ihtiyacı varsa o da stokçuluğa girer. O girer. Yani. Onu diyeceğim. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli başkanım, eş moderatörüm çok var mı ederim, başka çok ekleyeceğiniz? Çok güzel program oldu. İnşallah izleyicilerimizi sıkmadık.
Gerçekten biraz samimi bir dille anlatarak hem kendimiz anlatalım hem de bilgilerimizi paylaşalım ki faydalı olabilir miyiz diye. Onun mücadelesini veriyoruz. En ufak bir faydamız olduysa, izleyicilerimizi bilgilendirebildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İnşallah dönüşte bekliyoruz. Yine ekibi topla gel üstadım. Tabii. Yalçın Bey çok teşekkür ederim. Enerjinize hayranım. Çok teşekkür ederim. Yani birkaç dakika sonra yarın olacak ama maşallah 3 gün götürürsün. Sağ olasın üstadım. Ne söyleyeceksin son olarak? Ben yine de her zamanki gibi gerçekten de ülkemizden de milletimizden de her zaman mutluyuz. Gerçekten de artık bu karamsarlığı bıraksınlar. Şimdi bakıyorum herkes dolar, herkes altın, herkes bir şey peşinde. Çok da önemli değil. Basit hareketler de yapan çok. İşte bakıyorsun yağ diyor, yağ yok diyor. Bilmem iki tane yağ alıyor, üç tane. Ya kardeşim bir tane yağ al. Yani bir tane yağ al. Nasıl sabahara düşecek mi? Yani sen veya işte bir tane demir al veya işte 100 ton demir alalım. Biz bu işi bu günler geçecek. Fırsatçılar var. Ama hiç sıkıntı yok bence. Ne olur işte 1 liraya işte kazanıyordu. Şimdi herkes 2 lira kazanmak zorunda veya kazanıyor daha doğrusu artık. Asgari ücret de arttı. 2 katına yakın. Biz de ne yapacağız? O zaman 10 liraya satıyorduk. Şimdi 20 liraya işte mal diyor. 20 liraya satacağız. Sonuçta bu iş böyle devam edecek. Ama şey yok, sıkıntı yok. Çok güzel ülkemizde. Gerçekten her dışarıya göre yine çok iyiyiz biz. Tabii şeyi bilmediğim için, insanlar yurt dışıdır veya dünyayı bilmedikleri için bazı konularda biraz daha çok karamsarlar ama çok şükür bizde sıkıntı yok. Bundan sonra alım gücü falan, yani şu an temel ihtiyaçlardaki ulaşımdaki karşılayabiliyor herkesin. Tabii ki hak vermemiz lazım orada. Tabii enerji konusunda biraz işte sıkıntı var. İnşallah o da çözülürse. Yalçın Bey hep pozitif maşallah. Mavi boncuğu herkes dağıtıyor bak, ne güzel o. Yani sonuçta da iyiyiz, yani ülkemiz de iyi. İnşallah daha da iyi oluruz. Yani biz aslında şey bir ülkeyiz. Yaşamayı seven bir toplumuz biz aslında. Yani güzel de yaşıyoruz. Yani bizim evlerimiz gerçekten dünyada çok az yaptığımız evler. Şöyle bakıyoruz. En büyük şansımız krizlere, sıkıntılara alışkın bir toplumuz. Doğru. Onun için her arkada gülebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Ocağımızda yemeğimiz kaynıyor. Evet, şükür evet. İnşallah bunu da o şekilde atlatırız. Yani İnşallah. Burada bir işte raylı sisteme bir çocuk düşecek iken hemen koşup kendi hayatını içeseyen insanlar var. Ya da komşusunun başına iş geldiğinde polisi hemen çağırmak nerede? Yine çağrılabilir ama Avrupa'da olduğu gibi ya karışmıyor, çağır polisi diyor. Ya da itfaiyeyi iyi haber verirler mesela orada. Burada yine haber verirler ama gidip kendi öyle bir tehlike gördüğünde yapan bir toplumuz. Evet. Biz gerçekten üstün meziyetlerimiz de var. Allah elimizden almasın. Amin. Kültürel emperyalizminle biraz bozulmaya üst tuttu. Gerçekten sağdan soldan cinsiyetsiz yapılar, şunlar bunlar, Kore malı, fikirler, aile toplumunu kaybetti. Hatta bırakın onu. Ya öyle bir akımı başlatıyorlar ki şimdi cinsiyeti ortadan, aileyi yok ettiler de sadakatsizleşti, o da yok oldu da şimdi cinsiyeti de ortadan kaldıran bir yapı var. Affedersiniz artık o evlilikleri de vazgeçtik. Tüm cinsiyeti ortadan kaldıran bir akıma doğru Türk milleti de sürükleniyor. İnşallah bu meziyetler elimizden gitmez. Bizi biz yapan unsurlar, demin dediğimiz gibi çok doğru söylediniz. Bütün felaketleri, Haçlı Seferleri bizi yıkamadı. Vuruk dolayısıyla. Aynen. Ama hep içeriden yıkılmıştı. Türk toplumu baktığımızda tüm devletlerimiz Türkiye Cumhuriyeti kadim inşallah ilerlebede kadar yaşayacaktır. Küçük bir topluluk kaldık tabii 7 kıta, 3 kıtada, 7 coğrafyanın 3 kıtasında hüküm sürerken şu anda ufak bir toprak parçası Viyana'dan Necit çöllerine kadar baktığınızda gözüküyor ama özgür ağırlığımız çok yüksek. Dünyanın her tarafında mazlum ve mağdurları kucak açtık, açmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısı dünyada gözü yaşlı birçok insanın duasıyla bu zor günleri de atlatacağına ben inanıyorum. Büyük devletlerin, büyük davaların büyük çilesi olurmuş. Türk milleti de o kaderi yaşıyor. Eğer özgür ağırlığımız yüksek olmasa, bu kadim medeniyet olmasa, dünyada söz sahibi olmuş, medeniyetleri getirmiş, adalet timsali dağıtmış bir ülke olmasaydık biz kimse de herhalde uğraşmazdı. Tahmin ediyorum bu kadar. Ama demek ki söylenecek sözümüz, etkimiz de varmış ki
karşı evet. çıkanlar da var. Evet, acımasınlar ama kızsınlar diyoruz. Hiç sıkıntı değil. Çünkü birilerinin ayağına basmışız. İnşallah bu günlerde birlik ruhu içerisinde geçecek diyoruz. Teşriflerinizden dolayı tek tek ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Samimi bir ortamda karşılıklı sohbet ettik. Ben biraz fazla konuştum gibi hissediyorum ama ben de burada, moderatör burada zaten. Onun için bana da pas atıyor eş moderatörümüz. Saate bakıyorum. Bakıyorum, sıkıntı yok değil mi abi? Sıkıntı yok, 30 sonunda evet, yarına giriyoruz. Çok çok teşekkürler. İnşallah dönüşte oradaki çalışmalar, oradan alınacak sinerji, güzel haberler, mutlu birliktelikler ve ortaya çıkan somut görüşleri yine paylaşacağız. Yalçın Başkanım gülümsüyor. Oradan da daha güzel haberlere dönecek gibi geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bir şey rica edeceğim Ömer Bey sizden. Yani bu buyurun. Vatandaş olarak ricam olsun. Biraz önceki değindiğiniz konu basit bir şey değil. Sosyal medya ve sanal dünyayı toplumumuzu kim kurtarırsa inanın yani Cumhuriyet kurmuş gibi, İstanbul'u fethetmiş gibi başarı sağlar. Bunu keşke sık sık yayınlar yapsan, çünkü bunun uzmanlar da var. Sosyal medyada insanlar, sanal dünyada insanlar nasıl yönlendirildiğiyle ilgili. Toplum olarak biraz bunda eksiyiz. Oradaki şeylere göremiyoruz oyunları. Bunun da altını çizelim. Bunun da altını çizelim. Sık sık da program yapın ki bizler de bilgilendirin bu konuda. Estağfurullah efendim. Siz insanları zaten bilgilendiriyorsunuz. Çok mütevazısınız. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, başkanlar konuşuyor bölümünde. Evet, yapı, konut sektörü, taahhüt sektörü ve onun etrafındaki çok önemli konuları bugün 3 saati aşkın süre içerisinde masaya getirdik. Çok samimi bir ortam içerisinde sizlerle paylaştık. Niyet hayır, akıbet hayır demiş atalarımız. Bu yıl sonu ve yıl başında devam edecek bu tür programların. Her sektördeki başkanlarımızı konuk ederek değerli görüşlerini kamuoyuyla paylaşıp iyi, doğru ve güzel yolunda bir konsensüs oluşturma gayreti içerisindeyiz. Toplumun önemli kesimini temsil eden insanların görüşleri böyle. Yok sayamayız. Çünkü gerek katma değer olarak, gerek toplumda ekonomik değer olarak üretilen hacimler ve iş gücü de ortada. Duyarsız da kalamayız. Kendi atlarına herhangi bir kaygıları olmadığı zaten buradan açık ama o sektördeki başarılar toplumun başarısı, devletin başarısı ve milletin başarısı. Evet, başarısızlıklarda biz faturayı çok rahat bir kişiye kesiyoruz ama başarıda kime keseceğiz? Güzel bir söz var, onu da bitireyim. Evet, başaralım da başarı kim isterse onun olsun. Hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.